Görüş'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Yapay zeka diyeceğim ama sırf o değil, teknoloji ve değişen dünya düzenini. Çok değerli konuklarımız var. Profesör Doktor Mustafa Ergen, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam, hoş geldiniz. Profesör Doktor Kemal İnan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam, hoş geldiniz siz de. Profesör Doktor Süda Apak, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Hocam, hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Mehmet Hüseyin Bilgin, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz hocam. Profesörlerle çevrildik. Şimdi bu Davos'tan başlayacağım. Ben niye? Çünkü şimdi Davos 25'inde bitecek diye biliyorum. Liderlerin olmadığı bir Davos var bu sefer. İşte Trump hükümet kapalı diye gitmedi. Macron zaten onu takip ediyor, biliyorsunuz ne yaparsa. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten gitmiyordu. Çin lideri gitti mi bilmiyorum. Biliyor musun? O da gitmedi değil mi? Yarın da gördüm. O da yani. Çin lideri bir kere gitmiş. O da geçen sene gitti galiba. Biraz sönük bir Davos. Theresa May yok. Kim kaldı? Kimse kalmadı geriye. Merkel var sadece. Merkel var. O da topal ördek diyebiliriz belki ona. Hani bir senesi kaldı değil mi hocam? Sizinle başlayalım. Önce Davos'u değerlendirmemiz adına. Yani orada ne konuşuldu, ne açıklamalar yaptığından ziyade bana biraz silik geldi. Yani ne G20'ler güzel geçiyor, ne başka toplantılarda göremiyoruz. Ne Birleşmiş Milletler, ne Dünya Bankası, ne böyle toplantılar. Eski cazibesi yok çünkü bir şey çıkmıyor. Herhangi bir yaptırma olan bir durum çıkmıyor. Konuşuyorlar, gidiyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu senekini? Ki lider yok. Showroom diyorum. Showroom. Yani öyle tanımlıyorum. Dediğiniz çok doğru. Bir şey çıkmıyor ama bir de başka bir şey var. Dünyada küresel işbirliği arayışı yok. İşbirliği isteği yok, işbirliği arzusu yok. Yani her tarafta işte milliyetçilik, geopolitik gerginlikler, jeopolitik riskler, milliyetçilik vesaire. Irkçılık. Son derece popüler hale, ırkçılık son derece popüler hale gelmeye başlıyor. Evet. Mülteci sorunu, güvenlik sorunu, eşitsizlik, adaletsizlik falan yükseliyor. Dolayısıyla dünyada bir işbirliği arayışı yok. Şimdi Davos'un geçmişine baktığınızda, Davos'un aslında geçmişi şöyle. Yani bu daha önce Avrupa Ekonomik Forumu, sonra Dünya Ekonomik Forumu oluyor. 88 ve ilk Avrupa Dünya Ekonomik Forumu'nun ismini aldı 88 yılında. Türkiye ile Yunanistan o forumda bir araya gelip kendi aralarında bir iyi niyet sözleşmesi imzalıyorlar. Yani hani savaş yapmayacağız diye. Sonraki yılda Kuzey Koreli ve Güney Koreli bakanlar ilk defa temas kuruyor orada. Yani bir küresel işbirliği arayışı var. Ama 80'li. O 80'li yıllarda. Tabii. Hatta 90'lı yıllarda. Hatta 2008, yani mesela G20'ye bile gitse, G20'nin de aslında liderler düzeyinde toplanması Kasım 2008 Washington DC'deki toplantı. Orada da amaç şu, o küresel krize küresel düzeyde bir çözüm bulma arayışı. Bulamadılar ama dolayısıyla şimdi bugünkü dünyada küresel şey yok. Yani öyle bir iş bir arzusu yok. Bir şey arzusu yok. Dünya belki de tarihte hiç bu kadar bir küresel işbirliği arayışından uzak durmadı. Peki ironi yok mu? Çünkü küreselleşme 4 diye başladı bu Davos. İroni var o zaman. Valla küreselleşme 4, yeni finansal mimari 2008'de, Kasım 2008'de Washington DC'de toplanan G20'nin de ilk şeyinde yeni bir küresel finansal mimari arayışı var. Ama o da bugüne kadar sonu çıkmadı. Buradan da çok bir şey çıkmaz. Ama buranın bir geçen seneyle kıyasladığımızda da şöyle bir şey görüyoruz. Geçen sene bu blockchain teknolojisi, bitcoin vesaire gibi şeylerin daha böyle oraya damga vurduğunu Davos'a görüyoruz. Bu sene daha çok politik şeylerin, politik gerilimlerin, politik sorunların, bu Venezuela zaten meselesi tam tuzu biberi oldu. Evet. Onun gölgesinde geçtiğini görüyoruz. Yani G20'de aslında G20'yi hatırlayın. Kasım ayındaki liderler zirvesi Arjantin'de toplandığında orada da o zaman Ukrayna-Rusya meselesi bir anda gündeme geldi falan. Dolayısıyla hani hep politik gerilim. Bir kere zaten işte ticaret savaşı Çin, ABD meselesi bir tarafta. İşte Çin'in yavaşlaması, IMF'nin bir anda böyle tam Davos başlarken dünya büyüme tahminini düşürmesi falan. Yani işin ekonomi tarafındaki şeyler bir tarafa. Bir de siyasi tarafta çok ciddi gerginlik, milliyetçilikte, ırkçılıkta artış, işbirliği yapma duygusundan uzaklaşma. Bireyselleşme. Bu bireyselleşme, psikolojik sorunlar, yapay zeka falan belki oradan girebilirsiniz. Var işte, şimdi dünyanın durumunu iyileştirme diyor hedefi bu sene göya diyorum. İnandırıcı değil çünkü. İklim değişikliği var, akıl sağlığı var mesela ve Çin'in büyümesi. Bir tane başlık var aslında ekonomiye dair. İklim değişikliğiyle akıl sağlığı. Çünkü 700 milyon kişi zihinsel sağlık sorunlarından etkilenmiş, bilgisi paylaşıldı. Onda biri diyor hocamız, az önce konuşuyorduk. Depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları ele alınacak. Herhalde Davos tarihinde ilktir bu değil mi? Yani böyle bir öyle konu. Ama mesela küresel iklimin bozulmasının sebebi kimler?
İşte büyük firmalar yani dünya düzeyinde biz hocam herhalde daha muhtemelen o bir küresel şeyine bakınca yani girişimci kapital diye hocamın kitabı var biraz sonra muhtemelen bahseder. Yani 3000'den fazla iş adamı, akademisyen, gazeteci, siyasetçi Davos'a katmış bu seneki Davos'a ki büyük bir kısmı olan iş adamı. Bütün büyük firmaları, CEO'ları, yöneticileri vesaireleri var. Yani zaten küresel iklimin bozulmasının, doğanın iklimin bu kadar bozulmasının, insanların sağlığının bu kadar bozulmasında bu firmaların üretimlerinin bir şekilde etkisi var. Yani hani kiminle sorunu kaynağı olanlarla oturup o soruna çözüm bulmak çok mümkün değil. Evet. O da yine bence hani işte kendi şeyin içinde mevcut sistemin yani günümüz dünya sisteminin kendi içinde aslında bir şey arayıp kendi varlığını sürdürme, idame ettirmenin çözüm arayışı diyelim ama son derece şey yani sonuç ortaya çıkmadığı için herhangi bir şey üretilmediği için oradan çıkmak da çok kolay değil. Yani bu bahsiyetin sonra mesela tarım sorunu falan da var orada. Benzer sorunların bir kısmı bu tarım, gıda sürdürülebilir, gıda sürdürülebilir büyüme. G20'nin de konusuydu hatırlarsanız. Ama bir şey çıkmıyor işte. Çıkma ihtimali de yok. Yani evet. Dünyanın şu çok net yani bir şey söyleyeyim. Belki de en sonunda söylemem gereken şeyi şimdi söyleyeyim. Dünyanın şu yapısı da bir küresel herhangi bir soruna bir küresel çözümün çıkma ihtimali yok. Niyet yok çünkü. Çünkü erken yani bir siyasi sorunlara çözüm yok. Yani sürgen meselesinde çözüm yok. İşte Venezuela meselesi bir gün var. Orada ortak çözüm yok. Şimdi Venezuela'da ticaret savaşlarında yok. İşte Avrupa'nın ortak ordu kurma şeyinde yok. Brexit meselesinde yok. Ortak niyet İstek yok yani. İstek yani yok. Niyetten evet. Önce istek de yok. Evet. Yani kimsenin yani büyük ülkelerin bu umurunda değil açıkçası. Dolayısıyla sonuç çıkma ihtimali de yok. Evet. Yani sabaha kadar toplansak, sabaha kadar bu 49. Davos, 109. Davos'u da yapsak bir sonuç çıkmaz burada. Bence zamanla Davos da bitecek. Zaten etkinliğini ciddi şekilde kaybetmiş görünüyor bu sene baktığımızda. Mustafa Hocam siz de ne diyeceksiniz? Yani bu bakıyorum hedeflere yani daha doğrusu öyle konuşuluyor. Gerçi orada konuşulmuyor çok bir şey yani. Daha PR yapıyorlar orada daha fazla ama neyse. Buradaki konulara bakıldığında farklı bilmediğimiz yani işte akıl sağlığı olsun, iklim değişikliği olsun vesaire. Çin'in büyümesini katmıyorum. Bu zaten evet. Konuşulan bir konuydu. Bir de yani böyle çok dediğim gibi silik ve çok çözümsüz olmayan bir konular konuşuluyor ya da bir şeyler çıkmıyor. Yani ben hocamızın söylediği yerden devam etmek istiyorum. Yani belirsizlikten bahsediyor. Hakikaten hani öyle bir belirsiz dünyaya doğru gidiyoruz. Bunun sebebi de yani bunun belirtilerinde hani siyasi yaşamda görmeye başladık. Yani dev dünyanın bir numaralı ülkelerinin belirsiz politikaları hani bütün dünyadaki siyaseti bir şekilde çalkalandırıyor. Her belirsizlik aslında dünya tarihinde teknolojiden kaynaklanmış. Yani Davos'ta hani Dünya Ekonomik Forumu'ndaki başkanı da hani bunu 4. Endüstri Devrimi olarak yıllar önce adlandırmaya çalıştı ama bu 4. Endüstri Devrimi her 20 yıl öncesinden beri adlandırılan bir olay. Yani insanlar nükleer bombayı buldukları zaman da 4. Endüstri Devrimi'ne giriyoruz diye adlandırmışlar. Çünkü yine bir büyük bir belirsizlik var. Hani bir grup insan bütün dünyayı yok edecek büyük bir güce ulaşabiliyor. Yani onun getirdiği korku ve öngörememe, hayatı öngörememe yani bir şekilde sosyolojik olarak hani insanları rahatlatma ve belli bir döngünün üzerinde gitmesi anlamında insan hayatını belli evrelere bölme ihtiyacında gelmişler. Zaten belirsizlikle toplanıyor diye var yorumlar. Evet yani 1940'larda yazılan kitaplar var. O zaman da 4'e bölmüşler. İşte 60'larda 5'e bölmüşler. Demişler ki ilk önce hareketsiz yaşam vardı. Tarım toplumu. Daha sonra ticaret oldu. Hareketli yaşam oldu. Daha sonra işte endüstri oldu. Harekete geçen bir yaşam oldu. Daha sonra bu endüstri olgunlaştı. Olgunlaşma evresi oldu. Daha sonra da tüketim evresi oldu. İnsanlar artık hani temel ihtiyaçların ötesinde tüketmeye başladı. İnsanlar hani hayatta kalmanın ötesinde aşırı tüketmeye başladı. O piramidin üstlerine doğru, doğru ilerliyor. Yani. İşte Klaus Schwab da 4. Endüstri Devrimi'nin işte buhar makineleri vardı. Sonra elektrik teknolojisi geldi. Daha sonra elektronik teknolojisi geldi. Şimdi işte sınırların, teknoloji sınırların kalkarak işte kimyanın, biyolojinin iç içe geçtiği üstsel bir yaşamın olarak tanımlıyor. Selden dediği nedir kastı? Daha hızlı büyüyen, teknolojinin hızla ilerlediği ve işte sınırları aştığı bir yapı olarak tanımlıyor. Hakikaten de onun getirdiği belirsizlik var. Peki bu kaybolan küreselleşme teknolojinin kendi, daha doğrusu teknoloji kendi başına yapmıyor mu bu küreselleşmeyi zaten? Hani iyi, hani hocamızın söylediği gibi istek niyet yok ama internet veya teknoloji zaten küreselleşmeyi sağlıyor.
diyebiliyor muyuz çok yani? Çok hızlı sağlıyor. Esas sorun da oradan kaynaklanıyor. Yani teknoloji eskisinden çok çok daha hızlı bir şekilde küreselleşiyor. Sanayi devriminin öncesinde küçük atölyelerde işte çıkrık teknolojisiyle ya da işte tekstil makinesiyle birden tekstili üretiyordunuz. Bütün dünyaya satar hale geliyordunuz. Şimdi nanoteknoloji falan. Şimdi aynı atölyede işte birkaç genç bütün dünyayı ele getirecek teknolojileri önüne koyabiliyor devletlerin. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani günümüzde dünyadaki siyasetçiler teknolojinin hızına uyum sağlayamıyorlar. Küreselleşme anlamında. Çok doğru. Onu sağlayacak çocuklar zaten. Sağlayamıyorlar. Yani bu monopol ekonomisinde dünyada işte kazananın her şeyi alır. Yani Kemal Hoca daha iyi şekilde devam edebilir. Böyle bir ekonomiye doğru gidiyoruz. Yani bir sektörü bir firmanın alacağı. Bir tekele gibi. Doğru gidiyoruz. Hmm. Şimdi bu tabii büyük bir korku yaratıyor. Gözlemimiz hani dünyanın en büyük devlet Amerika'nın buna cevabının sınırları kapatmakta olduğunu görüyoruz. Ve böylelikle bunu durdurabileceğini düşünüyor şu andaki. Sınırları kapatması için internetin fişini çekmesi lazım bence. Yani öyle bir durumda hani kapatılmaz. Ben hemen hocama da döneceğim. Size de atıfta bulunarak. Şimdi yani öyle bir dünyadayız ki algılamaya çalışıyoruz. Nereye gittiğini, ne yaptığını, nereye evrildiğini herkes oturup konuşuyor. Biz de konuşuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Anladım. Şimdi Davos'ta konuşulan konuların üzerinden ilerliyoruz ama işte küreselleşme dediler temaya ama küreselleşmeden kaçan bir dünya var. Bence hiç orada gitmeyelim. Davos saçma sapan bir şey. Daha fazla vakit kaybetmeyin burada. Siz yani epey bir vakit kaybettik başta kaybettik. Gitti. Bu buyurun. Zamanın bir kısmı gitti diye bakalım. Şimdi tamam. Bundan sonra konuya şimdi bakın. Ortak nokta ilk başta bir, o durumu bir saptayalım. Amerika'da Trump diye bir adam seçildi. Evet. Onun seçilmesinde Midwest denilen, Orta Batı denilen yerde 4 milyon iş kaybedildi. Cabla. En çok oy aldığı yer orası. Trump'ı onlar seçti. Beyaz ortasını seçti. Trump'ı seçenler. Gelelim sarı yelekliler. Hmm. Sarı yelekliler orta sınıf. Adam arabasından bahsediyor. Sen bana sefaletten bahsetme. Yani arabasında taşrada olduğu için benzin fiyatları arttı diye ayaklandılar. Orada orta sınıf. İngiltere'de sefil olan mı? Yok. Orada da orta sınıf. Brexit'te eyvah bize daha fazla göçmen gelecek diyorlar. Almanya panik içinde. Faşist partiler çıktı. Türklere karşı. Çünkü aşağıda yine bir rekabet olacak. Orada müthiş bir ırkçılık başladı. Aynı şekilde Fransa'da Kuzey Afrika'dan gelen Araplara karşı bir ırkçılık başladı. Aslına bakarsan Tayyip'ten nefret de burada geliyor. Korkuyorlar sokağı kontrol edecek diye. Şu andaki Türkiye Cumhurbaşkanı. Bütün bunlara bakınca bir ortaklıkta ilk bu gördüğünüz şu. Ya hep orta sınıflar ve hepsi de gelişmiş ülkelerin orta sınıfları. Evet. Siz Hindistan'da gördünüz mü böyle bir erkeği? Ben görmedim. Yok, yok. Hatta Venezuela'da bir şey yok. Bile şu an yok. Öyle orada bir şey. Bile öyle bir şey. Yok. Bütün bu asıl huzursuzlukların hepsi Avrupa'da ve çoğu Amerika'da ve Avrupa'da. Niye? Kocamana bir sebat veriyorum. Orta bırakın sınıf da olsun, olsun. O zaman orta sınıf kayboluyor. Şimdi bu orta sınıfın derdi ne? Ne hocam? Orta sınıfın, şimdi buna gelin. Orta sınıfın derdi ne? Orta sınıfın derdi çok basit. İşsizlik. Şimdi işsizlik nereden geliyor? Vardığımız aşamada, bu bir süredir böyle, vardığımız aşamada önce, bakın tarihine bakarsanız, sanayi toplumunun tarihine bakarsanız, önce tarımdadır. Tarıma otomasyona girer. Tarımda otomasyon ve makineleşme başladığı vakit tarımdan hemen bunu tarihte görüyorsunuz. Bakın sayıları ben çıkardım. Hemen imalat sanayine göçüyor şeyler. Siyahlar kuzeye doğru gidiyor. Güneydeki şeyleri bırakıp, tarım arazilerini bırakıp oraya doğru. İmalat sanayinde tıkanma başladığı vakit servise doğru gidiyorlar. Hmm. Beyaz yakalı olmaya başlıyorlar. Yani nereye otomasyon geldiyse bir sonra gidiyorlar. Ama kötü havadis şu. Şimdi beyaz servis sektörüne de otomasyon girmeye başladı. İşte yapay zeka orada gelecek. Birazdan geleceğim ona. Otomasyon oralara da girmeye başladı. Ama mesele şu. Değişen nedir? Buna bakalım. Nedir değişen şu. Ben size örneğini vereyim. Sanayi toplumu modeliyle tipik bir bilgi toplumu ki ben farklı bir toplum modeline geçtiğimi söylüyorum. Bilgi toplumu modelinde iki ayrı sanayi alanı. Bir tanesi kömür madenlerini düşünün. Kömür madenlerini, bir kömür madeni işletmesi düşünün. Yavaş yavaş üretiyorsunuz kömürü. Daha fazla üretmek için daha derine gitmeniz lazım. Maliyet gittikçe artıyor. Yani şey olarak değil, doğrusal olarak değil, daha hızlı artmaya başlıyor. Çünkü daha derine kazmak durumundasınız. Ve sizin sonunda maliyetinizi belirleyen olay o ham maddenin ne kadar miktar ürettiğiniz. Ve onun için ne kadar çok el kullandığınız. Yani ham emek ve sanayi toplumu bunun üzerine kurulmuş. Sanayi toplumu ham emek ve ham madde bir miktar bilgiyle birleştirince zenginlik yaratıyor. Bunu 19. yüzyılın başından itibaren, bunun hazırlıkları ondan önceki 200 yıl
Ama bundan itibaren sanayi toplumunun formülü bu. Ham emek ve ham madde birleşiyor, bunu yapıyor. Bir arabayı aldığınız vakit, 1950'ler sonrasından bahsediyorum. Bir Mustang araba aldığınız, Galbraith'in meşhur kitabı vardır. Mustang modeli nasıl sattı aldı. Baktığınız vakit arabanın içindeki bilginin payı hala küçük. Şimdi baktığınız vakit, biraz önce söyledim. Büyük bir kısmı, maliyetin çok önemli bir kısmı, kömür madeninde de, bu araba sanayinde de, ham madde ve ham emeğe, yani İnsan. Niteliksiz emeğe, rutin emeğe gidiyor. Bu olay değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş, aşama aşama. Nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor. Değerin yaratıldığı yer değişmeye başlıyor. Çünkü yavaş yavaş yeniden üretme, İngilizce bunun lafı var, Türkçe yok, reproduction, yeniden üretme, çoğaltma kısmı. Çoğaltmanın maliyeti düşmeye başlayınca, bu emek rutin olunca buraya otomasyon girmeye başlıyor. Otomasyon oraya girmeye başladığı anda değerin yaratıldığı yer tasarım oluyor. Tasarımda da nitelikli emek lazım. Peki bu niteliksiz emek dediğimiz bu tayfa ya da bu sınıf ne yapacak? Şimdi geleceğiz oraya, zaten asıl soru orada. Ne yapsın, onun cevabını ben bilseydim bu belki ben burada bana kupa verirlerdi. Şimdi ne yapsın? Hayır, belki bu yayında çıkartırız hocam, bakın, konuşa konuşa. Şimdi bakın, bu yayında ben kitabıma da sorun dedim ki bu sorunun çözümünü ben bilmiyorum. Bana dediler ki ya, ne demek? Çünkü şundan bilmiyorum dedim. Bu olay siyasi mücadele içinde oluşur. Çok zor bir soru. Ama hemen şu soru cevabı verdim. Sanayi toplumunun 19. yüzyıl sonunda orada da bir çelişki vardı. Kaynakları paylaşamıyordu. Üç tane kaynak var. Ham madde, emek, hepsi çekmeye çalışıyor. Pazarları paylaşma. Bu üçü içinde rekabet öyle bir hale geldi ki çatışma durumuna geldi. Harp çıktı, çıkacak. Sonunda nasıl çözüldü bu olay? İki tane harple çözüldü. Ya. Yani ben yine iki harp çıkacak demek istemiyorum, yok, ama yok, bazı sorunların çözümleri öyle hani kitabın arkasına beş satır yazmakla olan bir olay değil. Şimdi gelelim tekrar sorunun şeyine, özüne gelmeye. Biraz konuşacağım, çarem yok. Çünkü aksi takdirde Davos diye burada uçacağız havalarda kelebekler gibi. Onu önlemeye çalışıyorum. Davos'u işte indiriyorum. Davos'a girmeyeceğim zaten. Bundan zaten devam edelim. Girmeyin siz. Yok, siz zaten yapay zekadınız. Birazdan oraya da gireceğim. Merak Gireceğiz, etmeyin. Evet. Heyecan vereceğiz konuşmaya. Şimdi buna baktım. O halde ne dedik? Geldiğimiz yerden devam edelim. Şeye emeğin niteliklisi asıl parayı alıyor. Önemli kısmı alıyor. Bunun en güzel örneği yazılım. Yazılımda bir kopyayla 1 milyon kopyanın maliyeti aynı. Bir tane çıkardıysanız kopya, asıl orada emek orada geliyor. 1 milyon kopya hiç fazla maliyeti olmadan onu şey yapıyor. Şimdi böyle olduğu vakit ve onun çoğaltılma maliyeti düşmeye başladığı vakit farklı bir resimle karşı karşıyasınız. Şunu bana diyorlar ya, bu böyle de gelecekte de böyle mi acaba? Yani sen yazılım diyorsun ama her şey yazılım değil ki. Hala işin içinde beyaz eşya üretiyoruz, buzdolabı üretiyoruz, araba üretiyoruz. Bunların hepsinde ham madde ve şey yok mu? Var değil mi? Öyle değil. Değişiyor. Enerji artık kritik olmaktan çıktı. Biraz önce onu da iddia edebilirim ki Orta Doğu'daki artık petrolün, metronun önemi kalmadı. Biz hala stratejik falan deniyor ama hiç önemi yok. Amerika'da kaya gazı çıktı. Çeşitli enerji kaynakları, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları çok daha büyük ihtiyacı şey bu. Bunun için çok ciddi bir batarya araştırması var. Ayrıntısına girmeyeyim, teknik ayrıntısı, ama enerji sorunu çözülmeye doğru gidiyor. Nanoteknoloji dediğimiz ve moleküler düzeyde mühendislik yapma yetenekleri malzeme bilimlerinde çığır atlatıyor. Bu şekilde sizin ham maddeye olan bağımlılığınız teknoloji ve bilgiyle farklı şekillerde bunu solluyorsunuz ya da sağlıyorsunuz, bu şekilde aşıyorsunuz. Bu şekilde sizin ham madde bağımlılığınız, enerji bağımlılığınız ve ham emek bağımlılığınız robotlarla, teknolojiyle ve bu araştırmalarla yapıyor. Ne kalıyor üretimde? Bilgi. Bilgi, bilgi. Ama bilgiye de çok, çok kolay bilgiye de çok kolay ulaşılıyor diye konuşuyorlar ya. Nasıl ulaşıyorsun? Ya işte internet ortamı şimdi vesaire. Bakın, hani onu da söyleyen var. Burada da biraz önce şeyin dediğine bana hocam madem istedim, referans verdi, o referansa benim cevap vermem lazım. İş bilgiye geldiği vakit şöyle bir tehlikesi var bilginin. Ben size bilginin tehlikesini söyleyeyim. Ben bir şey yapıyorum, eskisi gibi değil. Ben bir telefon yapıyorsam onun ham maddesi fazla değil. Emek de büyük ölçüde teknolojiyle bu işi hallediyorum. Başka ülkelerden emek çekmeye fazla belki bir ihtiyacım yok. Olabilir o da ama yok öyle bir ihtiyacım. Bazen oluyor. Şimdi artık o da azaldı. O zaman ben bu üretimi çok büyük sayılarda yapabiliyorum. Evet. Ben dünya pazarlarına erişiyorum. O zaman ben de erişiyorum. Siz de erişiyorsunuz. Hangimiz daha iyi yapıyor bu işi? Hangimiz daha iyi yapıyorsa malı götürüyor. Winner takes all. Şimdi kazanan her şeyi alır meselesinin özü burada. Şimdi bilgiden kasıt ne bir de? Bilgiden kasıt tasarım.
Siz herhangi bir şeyi tasarlamak için oturuyorsunuz, onun bütün ayrıntılarını çözerek mühendisliğini yapıyorsunuz. En nitelikli emeği Google'a, insanların nasıl işe alındığına bir bakın, orada hayret edersiniz. Çok daha zeki, parlak adamları oraya alıyorlar, orada şey yapıyorlar. Yetişiyor vesaire. Apple, yüzden... Google bunlar çok önemli şirketler. Yani onları bir örnek olarak yok veriyorum. Şunun için söylüyorum mesela, hocama da söz vereceğim. Şimdi bilgi diyoruz ama mesela bilgiden kim ne anlıyor? Şimdi bilgi bu dediniz ama bilgisat, evet, bilgi nedir? O bilgi tamam, tasarım, yaratma yani. Tabii yaratıcılık. Bilgideki bilgi tek, bakın bilgideki yaratıcılık. Mesele bilginin kendi değil. Bilgi her yerde var. Bilgi işte, kitapların içinde diyorum. Kıyamet gibi bilgi var. Onu diyorum size. Ama mesele şu. O bilgi statik değil. Yerisi, yenisinin üretilmesi lazım. Hmm. Çıkan bütün teknolojideki gelişmelerin hepsine bakarsan eskisinin tekrar değil ki bu Meret. Değil değil. Hep yeni oluyor. Peki o halde başka bir özellik var. Bilgi yaratabilme kapasitesi kimde var? Ha. Yeni bilgi yaratabilme kapasitesi kimde var? Bunu sözü bravo, almak anladım için size. Yani bravo. Evet. İki. Yeni bilgi yaratılma kapasitesi, onun için ben bilgiyi ikiye ayırıyorum. Eski Yunanca şeyinle tekne ve episteme. Episteme böyle biriken bilgi. Burada hop böyle birikmiş. Hmm. Tekne ise usta-çırak ilişkisiyle elde edilen bilgi. Yani, mesela bir örneğini vereyim. Verelim. Ben şimdi keman çalıyorum. Hı. Ben bu bilgimizi aktarabilir miyim? Aktaramam. 20 yıl çalışmanız lazım. Kabiliyetiniz varsa belki çalarsınız, belki de çalamazsınız. Çalarım hocam ya. Çalarsınız belki. 20 yılda çalarım herhalde hocam. O bilgiyi aktaramıyorum. Önemli olan şey o. Kitaba aktarabilirim. Çünkü o bilgiyi ben vücuduma öğretmişim. 20 yıl bir eğitimden geçmişim. Hı. Vücuduma, beynime, koluma, her yerime. Tenis oynuyorum. O tenisçilim Nadal tenis oynuyor. Bir başka nazar çıkarabiliyor mu? O bilgiyi başka birine aktarabiliyor mu yandaki adamı? Aktaramıyor. Bu tür elde edilen bilgi. Ama bu sadece, ben mahsus iki tane spor örneği verdim. Sporda değil. Matematik teorimi ispat etmekte de aynı şey. Siz bu yeteneği kazandıktan sonra bu teorik bilgileri, bu kitaplar içinde olan bilgilerden yeni bilgi üretme kapasitesini usta çırak ilişkisine gidiyorsunuz. Mustafa ile çalışıyorsunuz üniversitede. Ondan birkaç şey öğreniyorsunuz. Ha, sizin ustanız o. Ondan sonra usta çırak ilişkisinde orada yeni bilgi üretiyorsunuz. Hmm. Yahut sanayiye gidiyorsunuz, orada bir ustanız var, o ustayla gidiyor. Yani kişi kişiye ilişki çok önemli. Yani o zaman hocama da geçeceğim şimdi, sonra ortaya karışık yapalım. Yani evet, böyle yapalım lütfen. Şöyle o zaman. Nasıl? Salt konu bilgi değil. Bilginin kullanımı. Hayır, bu bilgi. Bakın şöyle, o becerinin de kendi şimdi bilgi. Şimdi burada mesela internette ben oturup keman nasıl çalınır diye okuyabiliyorum. Okuyun, hiçbir değil şey mi ifade etmez. Hayır, çalamıyorsunuz. Aynı şeyden bahsediyorum. Ama çalamıyorum. Çalamıyorsun. Bilgi açık, bilgi var. Ama bunun ne dediniz? Yeni bilgi yaratma kapasitesi. Evet. O da bilgi. Yeni bilgi yaratma kapasitesi, becerinin de adını ben bilgi diyorum. O da bilgi. Yetenek. Tabii o yetenek de bilgi. Mesela şey de eklememiz lazım. Şimdi iki ayrı tür bilgi. Dev şirketler çıkartmak için de icra da gerekiyor. İcra da bir bilgi. Siz hani bir büyük bir inovasyonunuz vardır ama büyük bir inovasyondan bütün pazarı ele geçirecek bir şirket organizasyonu nasıl yaparsınız? Bu da bir bilgi. Çünkü hani herkes size inovasyonunu verir ama bazılarının şirketi kısa mesafeli olur, bazılarının şirketi... Bu da bir, o zaman hocamızın söylediği yeteneğe giriyor ama. Evet. Doğru mu? Hayır. Organizasyon. İki çeşit bilgi var. Kayıtlanabilir, kayda geçebilen bilgi. Codifiable, kodlanabilir. Yani tamam, ya ben bunu söyleyeyim. Bir magnet olarak, yazılım olarak, yazı olarak, neydi? Bir resim olarak. Kayıt edilen ne dediniz? Kayıtlanabilir bilgi. Kayda geçebilen bilgi. Evet, diğeri? Sizin kayda geçiremediğiniz bilgi de var. İkincisi kayda geçemeyen bilgi. Kayda yani geçemeyen. Siz meşhur, kim? Adamın adı Polanyi. Michael Polanyi'nin bir lafı hoşuma gidiyor. We know more than we can... anlatabildiğimizden fazlasını biliyoruz. Evet. Her şeyi anlatamıyoruz. Vallahi güzel söylemişsin. Tabii güzel söylemişsin. Çok önemli helal adamdı olsun ondan. Michael Polanyi'nin meşhur lafıdır bu. Onun için bu tür bilgiyi siz ancak yaparak öğrendiğiniz ve geliştirdiğiniz bilgi var. Yeni bilgi üretmenin sırrı da burada yatıyor. Hmm. Yani bir yandan bu birikmiş bilgiyi kullanacaksınız. Bir yandan da bu yetenekleri kazanarak, bu becerileri kazanarak yeni bilgi üretme kapasitesi. Bu da bilgi. Öğrenebilen yetenek. Evet. Öğrenebilen yetenek ve onun yenisini üretebilen yetenek. Yaratıcılığın sırrı burada. Tamam, o zaman öğrenilebilir yetenek ve yaratabilen yetenek ya da beceri. Şimdi tehlikeye gelelim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra ben susacağım. Ondan sonra beyefendiye geçeceğim. Estağfurullah. En son şimdi. Buyurun. Bu Winner Takes All'da çok güzel örneği vereyim size. Şimdi ben gençliğimde Ankara Koleji'liydim. Benim zamanımda çok iyi basketbol takımı vardı Ankara Koleji'nin. O sırada bayağı iyiydi. Benim basketbol deyince benim tek bildiğim şey vardı. 1950'lerden bahsediyorum. Ankara Koleji'nin basketbolcuları. Biz daha tıfıldık, daha ortaokulda falan. O son sınıfta olanlar müthiş basketbol oynardı. Ben basketbol deyince onlara bakardım. Başka bir şey bilmezdim ki. Televizyon yok, hiçbir alt yok. Tabii onu görüyorsun. Onu gördüğüm şey bu basketboldu. Onun için o basketbolcular benim için ilahtı.
Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine gidelim. Müzik deyince oydu başkanım. Hangi orkestrayı nereye gideceksiniz? Yok canım, yok, o zaman tabii. Şimdi sağ ol sizin gibi medya teknolojileri var. Tamam mı? Ben NBA'ye erişiyor muyum? Tabii. Erişiyorum. Çok iyi bir televizyon sisteminin olduğu gibi bunu görüyor muyum? İngiliz liginin futbolunu seyrediyor muyum? E ne oldu bizim yerli takımlar? Yerel emek? Hmm. İşsiz kaldı mı bunların hepsi? Kaldı. Kaldı değil mi? Buna bir tane ek yapayım, hocama geçeyim. İngiltere'de bir takım biliyorsunuz yapay zeka teknik direktör aldı. Yeni bugünkü haber bu. Yani yapay zekaya sahip teknik... Teknik vakit. Yapay zekaya birazdan geleceğim. Geleceğim. Konuya, geleceğim. Tamam, geleceğim. Bugün, geleceğim. Bugünkü haberde. Çok büyük bir yapay zekayı. Valla büyütüyoruz yani. Bizim ya, işte kafamızda... Büyük diyorum. Niye büyük? Ben size sonunda meslek değiştireceğim. O psikolojiyi bırakacaksınız. Ay niye bakın, akıl sağlığını konuşuyorlar burada. Onu konuşsunlar. Siz oradaki her şeye bakıp inanırsanız işimiz çok güzel. Şimdi fikir yürütüyoruz. Yani nedir? Tamam, önlenebilen şey. Peki. Ne denir ona? Anladım, peki. Ne dediniz siz? Önlenebilir yetenek, yaratabilir beceri yetenek. Yeni bilgi üretebilme, yaratıcılık. Evet. Nedir yaratıcılık? Yaratıcılık. Bakın o çok önemli bir şey. Evet. O da bilgi. O da, yaratıcılık kapasitesi de bilgidir. O da bir yetenek. Hocam size geçelim. Kemal hocamızın söylediklerinin üstüne neler söyleyeceksiniz? Şimdi dünyada bu bilgi üretme ve bunun tabii bütün herkese yönelik olarak uygulanması daha sonra ticari şirketleşme ile beraber gitti. Yani işte hep o hikayeleri biliyoruz. Garaj hikayesi. Garaj hikayeleri, garajda yapıldı falan. Bunun arkasında da bir finansman gücü var. Yani bunlar Hindistan'da yaşasaydı belki orada çok akıllı adamlar var ama böyle büyük şirketler falan ortaya çıkmazdı. Tabii daha sonra ipleri alıp da çalıştırıyorlar ayrı. Şimdi burada yani de bir de biz biraz geçtirdik o olayı ama Davos vesaire bunlar yarın öbür gün başka bir şey olur. Bir takım devam eden toplantılar falan, var, evet. Falan ama burada teknolojiyle para birikiyor. İkisi beraber gidiyor. Hmm. Yani para olayı yönlendiriyor. Yani siz istediğiniz kadar girişimciliği yapın ama bunun sermaye tedarik yöntemlerini bilmezseniz nasıl yapılacak o şirketlere getiremezsiniz. Bunların mümkün olduğu kadar şartları da çok önemli. Hangi şartlarda yapılır? Ne kadar başarılı olur? O zaman finansal sistem de değişerek beraber paralel ilerlemesi esasında, lazım. Doğru esasında mu? Esasında bizim ıskalamamız gereken bir şey var. Finansal sistem daha derinleşiyor burada bu teknolojide. Çünkü bir kere eskiden diktatörler vardı vesaire falan 50'li yıllarda 40'lı yıllarda neyse. Hı-hı. Şimdi bugün 26 tane en zengin adam dünya onun serveti dünyanın diğer kalan servetine eşit. Evet. Bu teknoloji şirketleri bunların da çoğu. Demek ki teknoloji bir şekilde insanların gelir dağılımını bozuyor. Hmm. Dünya çapında baktığınız zaman. Ama kullanımı arttırıyor. Bir şey, bir ürün çıkıyor ortaya. Ürün zaman içinde ucuzluyor. Çin'de yapılıyor vesaire. Herkes bunu kullanıyor dünyanın her tarafında. Ulaşım rahatlaşıyor. Bilgi birikim rahatlaşıyor. Bilgiye ulaşım rahatlaşıyor ama baktığınız zaman paraya ulaşım güçleşiyor. Bir yandan da. Yani bunun para kazanmak güçleşiyor. Para kazanmak güçleşiyor. Niye işte robotlar çıkıyor, bir takım insanlar işsiz kalacak. O da duruma bağlı. Her yerde aynı neticeyi vermiyor. Mesela niye sarı yelekliler Almanya'da olmadı da Fransa'da yetişti? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi işsizlik oranı zengin. Fransa'da 11, Almanya'da 4. 4. Ve değişimi yaptı. 4-0 da yaptılar. Bunun en önemli sebepleri bu. Teknolojiye uygun yeni meslekler çıkıyor. Ben insanların uzun vadeli işsiz kalacağını pek zannetmiyorum. Bir iki kursa gidecekler zaman içinde. İşte ne bileyim robotların teknolojisini yapanlar, değerlendirenler, bunların istatistiğini yapanlar. Onlar yaş olacak. Yaş gitmecek mi hocam? Yaş, yani belli yaşlar. Tabii, yani belli şekilde mesela ihtiyaç olacak. 40 yaş sonrası tabii. Uyum sağlama süreci var. 50 yaşında buralarda çalışıp işsiz kalmış insanların ikamesi var. Çünkü hayat da uzadı, yaşam süresi de uzun. Tabii. O zaman işin içine başka tam şeyler de giriyor. Tersi oluyor işin kötüsü. Asıl işsizlik gençler arasında. İspanya'daki evet. İşsizliğe bakın. %55 gençler. Niye? Ama hangi yaş işte? Yaşı diyorum. Yani yaş diyorum. Işte. En gençlerde diyorum. Kaç? 18-24 mu 18-24 diyelim? Tamam. Mesela. Örnek. O 18-24 başka bir konu ama hocam. Orada 18-24 yaş arası işsizliğin nedenleri başka. Evet. Ama 50 yaş üstü işsizliğin nedenleri başka. Hayır, tabii. Ben şimdi bir söylediğim şu. Mühim olan şu. Beyefendi dediğine hiç katılamıyorum. Kusura bakmayın. Şundan katılamıyorum. Hangisine? Yeni alanlar, şu yeni iş alanları da bu hep iktisatçıların söylediği bir laf var. Yeni, merak etmeyin bu işsizlik yeni iş alanları oluşacak ve bu yeni iş alanları bu işsizlik meselesi. Çünkü geçmişte hep böyle olmuş. Tamam o zaman bu şimdi, katılmıyor. Şimdi, hocam Almanya, siz niye böyle diyorsunuz? Yani benim dediğim Almanya örneği sadece. Yani %4 işsizlik. Fransa'da %11. Yani sarı ceketler onun için biraz da orada besleniyor. Yani siz az önce dediği gibi hani illaki bir yeni istihdam alanları yaratılacaktır. Teknoloji ilerledikçe
tarafını savunuyorsunuz. Hoca başka bir şey savunuyor. Hocam, siz şey niye böyle bir şey savunuyorsunuz? O görüşe katılmıyorum. İşte önce evet. Hocamız o görüşü neden? Verdi. Almanya örneği, bugünkü Almanya örneğini bugünkü verdi. Almanya yarınki örneği. Almanya örneğini vermedi. Mesela yarınki Almanya örneği. Şimdi mesela. Bu finansla birleştikçe, ben size söyleyeyim, o zaman yeni mesleklerin çıkma olasılığı daha fazla. Tamam. Bu merkezler belli şekilde elinde tutuluyor belli ülkelerde. Ha, bunlar belli şekilde bir borçlanma limitleri çıkartılıyor. Ülkelere göre, kişilere göre, yeni teknolojilere göre baktığınız zaman. Ama neticede finansal yapı hep aynı. Yönlendiren o oluyor zaten. O zaman Almanya'nın finansal yapısı güçlü olduğu için böyle ilerliyor mu diyorsunuz? Sizin görüşünüz önemli. Bu mu? Evet. Şimdi ama Almanya tarafı mesela hani otomasyon ve işte el gücü de var orada. Yani işte çok fazla sanayi var. Tabii. Ama sanayinde yavaş yavaş köreldiği bir dünyaya gitmiyor muyuz mesela? Yani mi? Şimdi, anlamaya çalışıyorum. O bazen eksen kaydırıyor. Yani büyük şirketler bazen Çin'e gidiyorlar falan ama tabii teknolojileri bırakmıyorlar. Ben pek çok ilişkim oldu. Alman şirketleri teknolojiyi Almanya'da bırakıyor. Üretim Çin'de yaptırıyor. Ama Çinliler zaten orada Almanlardan gelen mühendislerle usta çırak ilişkisiyle öğrenmediler yok, mesela? Yok. Ama sanayi pek şey vermiyor, teknolojiyi vermiyor. Şimdi, yani orada daha çok uygulamayı veriyor. Diyor Almanya ki, vermedi diyor, ama Amerika verdi o zaman Çinlerin aynı teknoloji. Şey, yok orada da yine bazı şirketler de var. Siz diyor şunu şu şekilde üretimi yapacaksınız. İkisi farklı olay. Ama hocam şimdi şöyle bir şey de var, bir şey söyleyeceğim. Çok ünlü bir telefon markası biliyorsunuz hepimiz de kullanıyoruz. Bayağı bir tahtı sarsıldı. Amerikan şirketi. Adını vermeyeceğim çünkü buraya da vereyim. Yani biliyor herkes zaten. Elma diyeyim ben. Öyle diyeyim. Onun yerine bir Çinli şirket. Bir o başka marka. Huawei mi diyorlar? Söylenir. Bir şey olmaz. Yok yok. Söyleyeyim. O geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz finansal CFO'su tutuklandı filan kanadı. Evet. Şimdi orada ama şöyle bir şey oluştu. Teknoloji almadılarsa, o teknolojiyi Çin'e götürmedilerse Çin bu Hey markalı telefonunu pazarlarına, pazar çok acayip büyümüş durumda, nasıl yaptı? Kendi geliştirdiği bazı şeyler de var. O marka olduğu gibi. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Mesela o elma markası şarj sıkıntısından, örnek diye söylüyorum, şarj sıkıntısından artık çok tercih edilmiyor. Doğru. Öbürü ne yaptı? Elmanın yeni bir ürünü çıktığında gitti. Hey marka şarj dağıttı. Buna ihtiyacınız var diye. Şimdi ne yaptı? Teknolojinin üstüne kattı. Şarj işini çözdü. Ve şimdi pazarı ele geçiriyor. Sonuçta bu Amerika'dan edinilmiş, öğrenilmiş bir şey değil mi? Teknoloji değil mi sizce? Şöyle. Yani size herkese soruyorum. Ben onu şey olarak anlayayım. Yani firma bu yatırımı üretime Çin'e kaydırdığı zaman tabii ki belli bir şekilde onu Çinlerde geliştiriyor. Ama neticede olay gene para olayına geliyor. Bakın orada elde ettiği kar Amerika'ya transfer ediliyor sene sonunda. Şimdi o üretimi yapabilir, her tarafta yapabilir. Önemli olan bakın artık Amerika'nın satacağı mal fazla yok. Amerika buğdayla uçak satıyor, bomba satıyor. Başka bir şey yok. O yüzden savaş çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii. Yani önemli olan bunların diğer üretimi, sanayi üretimini hemen hemen önemli bir kısmını Çin'e bırakmış vaziyette. Onun da sebebi Çin önemli bir pazar olsun. Dünyanın başına fazla dert olmasın. Çünkü çok büyük bir nüfus var. Tüketsin mi diyor? Üretsin. Ona bağlı tüketsin. %7'lerde, %8'lerde büyüsün. Şimdi %6'ya düşüyor. Çin biraz daha büyüme hızını düşürdü. Ne olacak falan. Öyle bir şey değil. Çin'in elinde Merkez Bankası'nda 4 trilyon dolar para var. Bu dünya Merkez Bankası rezervlerinin yarısı. Şimdi orada bir güç birikiyor. Yani siz şimdi, Çin'de bir finansal güç birikiyor diyorsunuz değil mi? Ben onu anladım. Aslında şimdi Kemal Hoca inovasyon dedi. Ben icraya ekledim. Suudi Hoca da finansa dedi. Ekledim. Yani 3 bacağı tamamlamış olduk. Biraz önce bahsettiğiniz iki firma aslında karşı karşıya değil. Yani cep telefonu piyasasında karşı karşıya değil. Diğer Çinli firma mobil şebeke pazarını ele geçirmiş durumda bütün dünyada. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim söylediğim iki marka karşı karşıya değil mi? Değil. Nasıl değil? Yani onlar cep telefonu piyasasında karşı karşıya değil. Çinli firma mobil şebeke pazarını, yani baz istasyonlarından tutun operatörlerin içine kadar bütün dünyada ele geçirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de Çin'in arkasındaki finansal gücü kullanıyor. Ha, o zaman hocamızın söylediğine gidiyoruz. Evet. Yani, 4 trilyon dolar Merkez Bankası'nda para var, bir finansal gücü var, inovasyonu var, öğrenilmiş bir bilgisi var, birleştiriyor ve yeni bir dev marka yaratıyor. Doğru mu anladım? Bu kadar profesör arasında anlamaya çalışıyorum. Yani, cep telefonu piyasası biraz kaygan bir piyasadır. Yani siz bir, bu bir örnek de yani tabii, hani sonuçta. Tabii haklısınız. Şöyle kayganlığı var. Yani siz yeni bir model görürsünüz, onun rengini beğenirsiniz. Birden cep telefonunuzu değiştirebilirsiniz.
Ama şebeke pazarı öyle değil. Bir kere girdiniz mi oraya çıkmanız çok mümkün olmuyor. Şebeke dediğiniz zaman da bütün bilgilerinizin bir yerden aktığı ve her ay para ödemek zorunda kaldığınız servis almak için bir yer. Yani farklı bir yerden ilerlemiş bu. Evet, ve bu zamana kadar da bu zamana kadar da finansal güçle beraber ilerlemiş durumda. Yani finansal. Şunu mu diyoruz? Finansal gücü olan ülkeler teknolojiyi de birleştirip yeni dünyanın yeni güçleri olabilme potansiyeli taşıyor tabii, mu diyoruz? Tabii, siz şimdi bir ülkeye gidip ben senin bütün mobil şebeke pazarını bedavaya yapacağım, çalıştıracağım ve ondan sonra sen bana para öde dersen, karşındaki Amerikan şirketinin böyle bir arkasında finansal gücü yoksa veya işte zamanın İsveç şirketinin veya işte Finlandiya şirketinin tamamen piyasadan silinirsin. Şu anda yani şebeke piyasasında, mobil şebeke piyasasındaki olay bu. Hani kavga da buradan kaynaklanıyor. Ve çok acı şekilde devam ediyor bu. Şimdi şöyle bir şey de var. Bir 10 dakika kaldı ama. Bir burada söyleyeceğim ismini. Kubilay'a sorayım. Kubilay, isim verebiliyor muyum sevgili yönetmenim? Bir tane bir platformu söylemek durumundayım. Şimdi yeni teknoloji demişken Netflix. Yani neyle başlıyor? Hani söyledik artık. Mesela bu televizyon ve sinema dünyasını ele geçirdi. Şöyle ele geçirdi. Çektiği bir film şu an Oscar'a aday oldu mesela. Şimdi örnek bazında, sektör bazında söylüyorum. Doğru diyorsun. Orada da başka yine eğilimler giriyor işin için o zaman. Finansal durum giriyor, teknoloji giriyor ve... Teknoloji nerede giriyor? Kusura bakmayın. Netflix ne yaptı da teknolojide müthiş bir iş yaptı? Ben onu bir öğrenmek hayır, istiyorum. Hayır, söylediklerinize istinaden de dediniz ya finansman, işte, iş planı, iş planı icra. Teknolojiyi bütün teknoloji. Dünya biliyor efendim. Çin de biliyor, Almanya da biliyor, Amerika da biliyor. Bu teknolojiler böyle gizlisi, mizlisi tamam, falan. Niye? Amerikalılar kıyamet kopuyor. Bizim patentlerimizi şey yaptılar, harcadılar falan diyor. Bu bilgi bilinen bilgi. Bu bilgiyi siz saklayamazsınız. O zaman bu bilgiyle icra işiyle finansal iş ondan giriyor. Ondan sonra içine. Dünya düzeyinde eğer finansal gücünüz varsa manevralar yapabilir. Bu tek ellerin her zaman yaptığı bir şey bu. Ama burada gitmiyor olay. Yani o, bir tek bununla yürütemezsiniz olayı. Hiç kimse yürütememiş bunu. Schumpeter okumamız lazım burada. Yani istediğiniz kadar böyle finansal gücünüzü. Bütün bu şirketlerin çıkışına bakın. Hiçbirinin finansal gücü yoktu. Yeni bir buluşla çıktılar. Tak diye duman ettiler diğerlerini. O halde şunu soracağız. Yeniler nereden geliyor? Bakın Alman sanayinin bir özelliği vardır. Perfectionist'tir. Müthiş, özellikle küçük şirketleri çok iyidir. Kobiler çok iyidir Almanların. Ama Silikon Vadisi'ne ilişki hiçbir yenilik çıkmaz Almanlarda. Hep aynı şey, daha perfect hali, daha güzel hali falan öyle gider. Kendini mi öyle konumlamışlar? Yani her zaman böyle değil ama çoğunlukla bu ekol üzerine oluşmuş bir teknolojik şeydir. Büyük Alman şirketleri aslında normal olarak Çin'e gitmezdi. Siemens. Çünkü gitti. Bakın Almanya'daki işler gidiyor. Yani duman ederler adamı. Ama oraya gitmesi mecburi oldu. Çünkü rekabet durumunda. Büyük tekeller rekabet edecekse, orada ucuz emek varsa Siemens de oraya gidecek. Çaresi var mı? Yok. O rekabet içinde. Ve Almanya, buradan bir sorun çıktı Almanya'da. Almanya içinde gelir eşitsizlikleri oluşmaya başladı. Yani sadece işsizliğe bakmayın. Bir de gelir eşitsizliklerine bakın. Refah düzeyi gelir eşitsizliği. Aşağıda kavga çıkmaya başladı. Onu ikinci bölümde konuşacağım tabii, zaten. Bence bütün mesele şey değil. Yani mesele aslında bu cep telefonu meselesi. Sadece işin görme örnek kısmı. Örnek. Aslında işin bence arka planında dünya ekonomisinin mevcut modeli. Mevcut üretim modeli, üretim ve tüketim modeli. Şimdi mesela mevcut üretim ve tüketim modeli yani acaba anlaşılabiliyor mu ki acaba? Yani Çinli'nin ürettiği, Amerikalı'nın tükettiği. Amerika'nın devasa ticaret açıkları verdi ve bunu da uluslararası rezerv para olan dolar basarak finanse etme imtiyazına sahip olduğu bir durum. Şimdi tabii Çin ürettiği zaman istihdam da Çin'de, ticaret fazlası da Çin'de, ticaret açığı Amerika'da, işte işsizlik diyelim ki Amerika'da. Yani bence bu kavganın temel şeyi bu, üretim modeli. Yoksa işte cep telefonu falan çok böyle görünen, yani işin görünen, hepimizde ilgilendiren, herkesin tabii, herkesi yani, cep telefonu kullandığı. Evet, yani işin arka planı istihdam boyutu daha çok yani. Çünkü bu mevcut şey modeli, dünya modeli Amerika tarafı açısından sürdürülebilir değil. Yani 100 yıl, 50 yıl, 100 yıl Çinli üretecek, Amerikalı tüketecek. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bizim de mesela şu anda Çin'le dış ticaret açacağımız Sayın Bakan Bey'in, Sayın Albayrak'ın biz Çin ve Güney Kore'ye hani bu şekilde devam edemeyiz dedik diye daha olsa açıklaması vardı. Çünkü dış ticaret açı veriyoruz çünkü ciddi şekilde Çin'le. Yani Amerika'nın o sürdürülebilir değildi. Ve şeye gelince bence hani bu Avrupa'daki istihdam meselesiyle ilgili biraz önce konuşulan konularla ilgili de bence bütün oradaki mesele yani işte Avrupa, Avrupa'daki kıta Avrupası sosyal güvenlik sistemleri çok güçlü olan ülkeler.
Almanya reformu ve işsizliği de yüksek tabii. O sosyal güvenliğe bağlı olarak işsizliği de yüksek. Almanya labor market reformu yaptı. 2010'da, 2011'de. Onu yapınca işsizliği düşürdü. Şimdi Fransa, bence yani buradaki bu eylemlerin nedeni hani işsizlik falan değil. Macron'un da o liberal bir takım reformlar yapmak istemesi. Şimdi dokunmuyor çünkü reform yapmışsa Yunanistan niye hala yapamıyor yani? Ücretleri esnekleştirdi. Evet. Bu çok tehlikeli bir olay. Mesela ama Amerika'daki kıyanet sıkıntı... kopar aşağıda sendikalarda mesela. Ama mesela Amerika'daki sıkıntı bence işsizlik falan değil. Çünkü Amerika 2008 küresel krizine girmeden önce dünyanın en düşük işsizlik oranına sahip ülkesiydi. 4.6 falan civarında. Evet. Orada mesela Barack Obama'nın seçildiği 2008 Kasım seçimlerinden önce ben de o dönem Amerika'daydım. Yani orada benim gördüğüm bir işte aslında orta sınıf, biraz orta sınıfın altı sosyal güvenlik sistemi. En büyük sorun o. Dünyanın en pahalı sosyal güvenlik sistemi, en berbat sağlık sistemi ve en pahalı sağlık sistemi. Bravo. Ve iş dediğiniz vakit de o işlerin Avrupa'da anladığımız aranında garantisi yok. Çoğu part time var, çoğu sefil oluyorlar. Yani işsizlik sanki yokmuş gibi gözüküyor Amerika'ya baktığınız vakit suyun üstünde. Çünkü işsiz kalma şeyi, şansı yok Amerikalı. İşsiz kalma hepsi işlik evet, ama bu işmiş değil. Çalışmak zorunda. Hiçbir garantisi yok. Yani yok. İşsiz çalışma saati korkunç, evet. Belirsiz. Evet. Yani Amerika'daki sosyal haklar yok, sosyal şeyler yok. Sağlık nasıl sistemi. Amerikalı işsiz kaldığı zaman... Dünyanın en pahalı sağlık sistemi var, o çok doğru. Pahalı. Müthiş bir pahalı. Pahalı ve çok kötü bir sağlık çok sistemi. Çok kötü bir sağlık sistemi. Bizim de orada bir sakatlık geçirdim, hastane şeyini yaşadım. Ne kadar berbat yani. Tabii. Acil serviste 6 saat bekledim. Bir gece 2500 dolardı Stanford Hastanesi'nde. Sadece bir gece kalmak. Siz kalmışsınız. Ben girdim şey, çıktım bir 900 dolar acilde. He. Orada MR çekildim hocam. Indianapolis şehrinde sıradan bir hastanede 2150 dolar. Bravo. 2150. Türkiye'ye geldim birkaç ay sonra internetten Gazi Osman Paşa'da bir yer buldum, gittim 150 liraya tabii. MR çekti. Tabii. Ya tabii canım çok pahalı. Ben de ve, şey yani orada pahalı. Ve kötü de yani sadece pahalı değil. Aynı zamanda yani kötü. Yani 6-7 saat bekletiyorlar. Sosyal güvenlik sistemi mesela öyle. O da var. Sosyal güvenlik sistemi öyle. Ya inanılmaz kötü ve ben işte o Barack Obama'nın seçilmesinin şeyi oydu aslında. Bir nedeni o. İkinci nedeni de bu Bush döneminin bu Irak savaşları yani Körfez savaşları. Şeyle Afganistan'la Amerika'nın sarsılan imajını hani düzeltme. Barack Obama'nın onu düzelteceği. Dünyada tekrar Amerika'ya saygınlık kazanacak. Ama bugün bile hocam, Kemal hocam, Amerika'da yani benim işte tanıdığım meslektaşlardan edindiğim izlenim, iktisatçılardan. Yani şu andaki Amerikan yönetiminden iyi Amerikalılar diye eğitimli Amerikalılar büyük ölçüde memnun değiller. Churchill'i arıyorlar. Çünkü Amerika'nın dünya sorunlarının çözümünde öncülük etmesini istiyorlar. Yani diyorlar ki biz dünyanın hani ağabeyiysek eğer dünyanın sorunlarına bizim öncülük etmemiz lazım. Ve şu andaki yönetimden kesinlikle Trump yönetiminden hiçbir şekilde memnun değiller. Bu yönetim öyle bir kol değil. Bu yönetim sınırları belli olsun, biz bize yaşayalım, aldığımız sattığımız belli olsun yönetimi. Yani eski yani diğer sağ, ya diğer sağ ekol ve sol ekole uymuyorlar. Yani sağın başka bir ekolü. Burada tabii yani hocamızın bahsettiği gibi istihdam yasası aslında ilerlemenin en büyük ya tökezi ya da nasıl diyelim gücü. Yani Silikon Vadisi de istihdam yasasından kaynaklanan bir şekilde Silikon Vadisi olmuştur. Hmm. Yani Silikon Vadisi'ndeki altına hücum zamanında, daha Silikon Vadisi ismi bile olmadığı zaman, Kaliforniya'yı Meksikalılardan satın alıyorlar. Altına hücum oluyor belli bir Eldorado diye bir bölgeye. Ve insanlar birbiri yani altın madenlerine çalışıyorlar. 300 bin tane Amerikalı gidiyor. Yani. Bir madenden diğer madene geçerken kavga çıkıyor. Yani çünkü sen akarsuyun öbür köşesinde altın aramaya devam edebilirsin rakibinde. Birbirlerine izin vermiyorlar. Kan çıkıyor. Birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Kaliforniya devleti, yani o zamanki eyalet devleti bir yasa çıkartıyor. Buna at-will employment diyorlar. At-will yasası. Yani kağıda attığınız bir imza sizin iş değiştirmenizi engelleyemez. Siz istediğiniz zaman işten ayrılabilirsiniz. İşveren de sizi istediğiniz zaman işten atabilir. Şimdi bu yasa, bir de NDA ve NCA gibi iki tane daha yardımcı yasası var. Yani şirketin gizli bilgilerini söyleyemezsiniz. İkincisi, şirkete belli bir süre, iki sene içinde veya belli bir yarı çapta rakip olamazsınız. Bu üç unsur Kaliforniya'nın istihdam yasası. Ve dünyanın hiçbir yerinde yok. Olmamış. Ve bundan dolayı Silikon Vadisi'nde bir insan şirketini istediği zaman da çıkartabilir. İşveren de sizden İstediğiniz zaman vazgeçebilir. Bunun için bir fikrin etrafında şirket kurmak çok kolaylaşır. Fikir belli bir yere gitmediği zaman, icra olmadığı zaman şirketi bir anda feshedebilirsiniz. Evet. Şimdi böyle bir sistem var mı?
Hocam mümkün Amerikan değil. Emek piyasasının en temel tanımlayan şey, hocam mütemelen şuradayım. Son cümleyi alayım. You are fired. Kovuldun dediği zaman bitmiştir. Şimdi sendika Mustafa Nebiker şey ciddi yap. Çünkü orada şirket kurmuş, bu işleri birinci elden bilen ya bir adam. Hepinizi ciddiye alıyorum canım, olur mu? Yani, araya gideceğim de o yüzden. Son cümle. Son cümleyi şunu söyleyeyim, ekleyeyim ona. Şimdi Amerika dünyanın en berbat sağlık sistemi olduğu çok kesin. Yani daha berbatı herhalde daha gelmemiş şey yani. O kadar kötü. Müthiş bir tekel var. İki yerde tekel var Amerika'nın. Bir hukukta, bir sağlıkta. İkisinin de kırılması lazım ama ikisi de o kadar kuvvetli kıramıyorsunuz. Bu arada sözünüzü niye bölüyorum? Reklama gitmek durumundayım. Reklamdan sonra devam edelim hocam bu konuya. Anlaştık. Olur mu? Anlaştık. Bir ara vereceğim. Aradan sonra devam ediyoruz. Yapay zekaya da geleceğiz. Evet, devam ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Ergen, Profesör Doktor Kemal İnan, Profesör Doktor Suudi Apak ve Profesör Doktor Mehmet Hüseyin Bilgin'le beraber efendim. Şimdi en son sizde kaldık. Tam öyle mi? Peki, bir şey tabii aktarıyordunuz. Şimdi bakın. Evet. Şöyle diyeceğim. Şu finansal hikaye var. Çok önemli de. Benim önem verdiğim bir Amerikalı profesör var. Robert Reich, şeyin Çalışma Bakanlığı'nı yapmış. Bill Clinton zamanında. Herhalde iktisatçılar içinde en parlak olanlardan biri. O şunu diyor, Amerikan ekonomisini çok yakından inceleyen çok parlak bir kafadır. Amerika 1970'ler, 80'ler sonrasında rekabete girdikten sonra, o zamana kadar Amerika, yani 45'ler sonrası Amerika tam hakim. Müthiş bir kapitalizm var. Buna corporatism diyebilirsiniz. Yani işçi sendikası, fiyatlar, her şey planlanmış ve plana göre gidiyor. Patron da Amerika. Her şey iyi gidiyor. Fakat iş cıvıyor. Nerede cıvıyor? Yavaş yavaş Japonlar rekabete giriyor elektronik mallarında. Almanlar rekabete giriyor. Bir de bakıyorsunuz bu Japonlar, Almanlar Amerikan pazarına yavaş yavaş girip daha ucuza, daha kaliteli mal satmaya başlıyorlar. Amerika kafayı kaşıyor. Buradan high volume, yüksek volümlü, yüksek miktarlı üretimden yüksek değerli üretime geçiyorlar. Bakın ikisi arasında fark var. High value production, yüksek değerli üretim. Tatmalı yüksek üretim. Bunu diyor ki, çok güzel anlatıyor bunu Robert Ryan. Üçlü ekipler kuruyor. Bir kere eski hiyerarşiler, o şirketlerin bütün hiyerarşi askeri hiyerarşi. En tapada büyük patron, evet, daha aşağı bu hiyerarşi bitiyor. Bu hiyerarşi çünkü işlevini kaybetmeye başlıyor. En parlak olanlar. Üç çeşit grup oluşuyor. Problem çözenler. Yani teknik yeteneği çok yüksek olanlar. Bunlara verdiğiniz vakit problemi, bunlar symbolic analistler şey Ray, sembolik analizciler. Bunlar problemleri biçimliyor, çözüyor, çeşitli şekillerde çözüyor. Bir grup bu. Bir grup, başka bir grup, talep nerede onu bulanlar. Bu çok önemli bir olay. Pazar ya bir şey, kim bu, kimin işine? Çünkü özellikle üretimdeki olan talepleri bilemezsiniz. Üretimin içine gireceksiniz ki orada ne tür talepler oluşuyor ona göre yapacaksınız. Bir bunu yapanlar var. Üçüncü bir grupta arabulucular. Finansı sağlayacak, bu ikisini birleştirecek. Hani buna başka bir Türkçe kelime vardır ama bu arabulucular da bu iki bütün bunların arasında sağlıyor. Stratejik broker diyor buna, tamam mı? Üçü diyor. Bu üçü, ama mühim olan burada şu. Bu üçü bir ülke içinden değil, uluslararası bir ağ halinde bunu yapıyor. Ya bu işi en iyi yapan şirket nerededir? Ha, bir tane Güney Kore'de şirket var. Tamam. Bu talepleri bulma meselesi de bu şirkete yaptıralım. Küreselleşme meselesinin asıl esprisi burada yatıyor. İdi şimdi. Tabii. Çünkü network'ü kurduğunuz vakit bunlar sadece Amerika'da değil, Amerika'da bir şirkette de değil. Bu diyelim ki Apple yahut Amerika'da herhangi bir şirketin içindeki adamlar bir araya geliyor. Gayet enformal bir şekilde kahvelerde konuşarak bunu öyle giderler Amerika'da. Ondan sonra gidiyor Çin'de olabilir. Uzak Doğu'da, Almanya'da, Avrupa'da partnerler buluyor. Ve bu üç grup bir alaya geliyor. Bunları da finansmanı da bulan bu stratejik brokerlar oluyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu küreselleşme çok önemli bir olay. Çünkü küreselleşmenin bir sonucu şu. Harari'nin en büyük hatasıdır. Bu saçmalayıp durur arada. Harari'nin öyle bir kapasitesi vardı. Uluslararası eşitsizlikler, bakın bunu çok altını çizerek söylüyorum. Ulus içi eşitsizliklere dönüşüyor. Yani eşitsizlik. Şimdi bakın, şöyle olsaydı olay. Farz edelim Amerika çok güçlü. Türkiye az güçlü ya da herhangi bir başka ülkeyi alın. Amerika öyle bağırıp çağırmaz. Ah zavallı, şunlara yardım edelim, birazcık para verelim. Afrika'da şöyle olsun, böyle olsun derdi. Kendi içinde Trump'ı seçmek gibi panik, saçma sapan işler yapmazdı. Sarı yelekliler Fransa'da çıkmazdı. Çıkmasının nedeni şu.
üretkenlik küresel düzeyde belirlendiği vakit Amerika'daki fırıncı da hapı yutuyor. Anlatabildim mi? Yani oradaki üretkenliği yüksek olmayanlar da yapıyor. Avrupa'da gidiyor. Hemen komşu yakında Polonya'da. Polonya'daki fırıncı ile Almanya'daki fırıncı niye farklı şeyler ücretler alsın? Yani küreselleşme hastalıklı bir durum mu yani? Sonuçta? Hastalıklı değil, bilakis. En verimli şekilde yapıyor. Peki. Bu işi dünyada en iyi yapanlar kimse ona göre bakıyor. Network'ü ağa kuruyor. Tamam. Küreselleşme hani tam tersi bilakis dedi diyorsunuz. Şimdi ya. Küreselleşmeye karşı çıkan bu işten kaybedenler. Yani bu nedenden dolayı o ülke içinde işsiz kalanlar. Ne dedik? Uluslararası eşitsizlikler ulus içi eşitsizliklere dönüşüyor dedik. Tamam peki. Yani ben bir örnek verebilirim. İşte San Francisco bölgesi mesela. Ev fiyatları 2 milyon 3 milyon dolara çıkmış durumda. İnsanların maaşları yarım milyon dolara çıkmış durumda. Ama yarım saat uzaklıktaki işte Fresno, Stockton gibi yerlerde işsizlik %50'yi bulmuş durumda. Tabii müthiş eşitsizlik Amerika için. Amerika'dan bahsediyoruz. Ne yapılıyor peki? İşte bu sarı yelekler nereden çıktı zannediyorsunuz? Buradan çıktı. Aferin. Nasıl çözülecek? Ortasını. Yani şimdi bu zamana, nasıl çözülecek? Şimdi bunun bu çözümüne geleceksek ikinci bir oturum yapacaksınız. Orada onları anlatacağız. Hayır, mantalite şöyleydi Amerika'da. Hani farklı bir yerden örnek vereyim de. Şimdi Stanford Üniversitesi'ndeki bir hocanın sayfasına girin. Orada bir tane bir not düşer. Yani disclaimer, hani Türkçesi tam aklıma gelmedi ama ben yaptığım araştırmayı halka açıyorum. Üniversitem bana bu yetkiyi veriyor. Böyle bir izni veriyor. Benim görevim daha hızlı koşmaktır. Ne kadar çok hızlı koşarsam o kadar yaratıcı olurum. Yani Amerika'nın sistemi bence bu zamana kadar hep böyleydi. İşte mikroelektronik devriminde çok hızlı koştular. Obama zamanında yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolar para yatırdılar. Obama'nın bir şirkette batırdığı para 1,5 milyar dolardır. Kimse ona sormadı. 1,5 milyar doları niye batırdın diye. Evet. Çünkü yenilenebilir enerjide öne geçmek istiyorlardı. Yani CIGS diye bir teknoloji var. Çinlilerin silikon teknolojisi var. Silikon çevreye duyarsız bir teknoloji. Geçemediler. Ama kimse Obama'ya bunu sormadı. Şimdi şunu görüyorum ki yani biz hani hızlı koşmaktansa olanı koruyalıma gelen bir anlayış var. Olanı Amerika. Nasıl koruyabiliriz? İşte Apple'ın üretim Amerika'da üstünü, evet, üretim üstünü Texas'a çekeriz. Her uluslararası olmuş şirketimize istihdam yaratması için baskı yaparız gibi bir anlayış var. Şimdi bu uzunca bir süre, hani kısa vadede çok iyi şeyler getirecektir Amerika'ya ama uzunca bir sürede bütün dünyaya kaybettirecektir. Tabii. Çünkü hızlı koşan bir inovatif anlayış yerini olanı koruyan bir anlayışa bırakacak. Peki bütün dünya kaybettirecektir cümlesinden ilerlersek görmüyorlar mı? Efendim şöyle söyleyeyim isterseniz. O zaman niyetleri başka bunların. Üçüncü Dünya Savaşı çıkıp biz nüfusu azaltalım kendi kendimize takılalım. Yok, pek öyle değil. Yani yeni teknolojileri yaparken bunları destekleyenler de büyük şirketler. Zaten büyük petrol şirketleri şu anda onların arkasında var. Mesela hidrojen enerjiyi destekleyenler, finanse edenler, işte Exxon Mobil vesaire, neyse isimle veriyoruz ama bunlar. Şimdi bunlar sürdürülebilir bir olay. Yeni dengeler de orada oluşuyor. Mesela yani şeyler... Dengeler değişiyor yani. Güneş mesela direkt olarak Suudi Arabistan'a vurduğu için orada da hidrojen enerji yarın öbür gün büyük çapta kullanılmaya başladığı zaman oradan İsrail üzerinden Avrupa, İtalya'ya falan bir pipeline projesi var. Yani İsrail, Amerika ve şeyin Suudi Arabistan arasının bugün iyi olması bu uzun vadeli bir yatırımdır esasında baktığı zaman. Yeni dengeler oluşuyor. Bu finansman olarak da bu şekilde olacak. Şimdi bunlar yavaş yavaş teknolojileri geçirmeye başladı. İşte birçok şeyler benzinliklerde falan Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da bugün şarjlar oluşuyor vesaire. Şimdi bu bir tanesi. Diğerleri de var. Dolayısıyla orada dünyadaki düzen finansal olarak esasında fazla değişmeyecek. Yani çünkü bunların arkasında bunlar var. Finansal olarak da gene bazı bankalar vesaireler var baktığınız zaman. Peki hocam finansal olarak değişmeyecekse ortada bir durum varsa refah düzeyi, gelir eşitsizliği, istihdam vesaire. Finansal sistem değişmeyecekse o zaman hiçbir değişmez. Yok şöyle burada gelir önemli diyelim, tamam mı? Gelir. Nedir? İşte yeni robotlar çıkıyor, insanlar işsiz kalıyor falan. Acaba böyle mi? Şimdi baktığınız zaman, şimdi bir Çin gerçeği var. Çin'de bir şeyler yapılıyor. Çin'in büyüme hızı diyor, işte %6'ya düşecek. Güzel. Ondan sonra öbür tarafta
baktığı zaman dünyadaki işte büyüme hızı IMF'nin dediği gibi biraz daha düşürülüyor. Tamam, ama Çin'deki bir orta sınıfın gelir hacmi artacak. Dünyayı o dengeleyecek artık. Yani, siz dengelenebileceğini düşünüyorsunuz. Gayet tabii. Yani yeni, ben demin de söyledim, yani yeni meslekler, yeni gelirler çıkabilir. Çok iyimsersiniz hocam. O şekilde bakın. Yeni meslekler bazında söylemiyorum. Yani Çin'in orta sınıfının dünyayı dengeleyeceği noktasında. Yani onlar en azından işsiz kalmayacaklar. Bunlar diyelim 50 sene önce Hindistan'da, Çin'de sokaklarda insanlar ölüyordu. Bugün artık öyle bir olay kalmadı baktığınız zaman. Bunlar neden yeni refah seviyeleri oluşuyor? Bunları başka türlü yapamazsınız. Bakın o refah seviyeleri oluşmasaydı finansal olarak da işte cep telefonlarının kullanılması olarak, teknolojinin girmesi olarak da baktığınız zaman aynı şekilde gelişmeyecekti bunlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi refah düzeyi diyorsunuz ve işte orta sınıf kurtaracak diyelim diyorsunuz ya Çin. Mesela Çin'in %6 işte diyorlar ki %6 büyüyor, yavaşlıyor. Aslında normalleşiyor. Normalleşiyor tabii. Ya da dünyanın büyümesi daralıyor. Normalleşiyor. Yani normalleşme demeyelim de sığmıyor. Şimdi şu bahsettiğiniz şeylerin içerisine başka şeyler de girmiyor mu? İklim değişikliğinden tutunda, işte bu artan nüfus. Bakıyorsunuz yaşam süresi uzamış olmuş 100 seneye kadar yaşam. Sosyal güvenlik meselesi var. Millet emekli oluyor. Kavgalar çıkıyor, 65'e çekiyorlar vesaire. Adam 65 yaşında oluyor, 30 sene daha yaşıyor, onu bir şekilde karşılamak zorunda. Hikaye başka bir boyuta gidiyor. Bizim şu an dünya nüfusu ne kadar? 7 milyar. 7 milyar. 7'ye diyor şu an. Şimdi iklim değişikliği, gıda, biliyorsunuz bütün firmalar, bütün şirketler, ülkeler, işte Türkiye dahil buna Afrika'dan tarım arazisi kiralıyoruz vesaire. Böyle hikayeler var. Yani bu sürdürülebilir bir duruma benzemiyor. Ben benzetemiyorum. Yani böyle bir nüfus, kıt kaynaklar. Yok, yeni kaynaklar da açılıyor. Mesela Hollanda nasıl bugün... Nasıl hocam? Dünya şu kadar bir şey. Ne kadar kaynak yaratabiliriz? Hollanda o kaynağı çok iyi yaratıyor. 90 milyar dolar tarım ihracatı var adamların, ufacık yer. İşte yumurtayı Rusya'ya en çok onlar satıyor. O zaman teknoloji işin içine girmiyor. Bilgi girmiyor. Teknoloji, sulama teknikleri, işte. Daha tasarruf. Kaynak diye bir sorun yok. Tabii. Kaynakta bir sorun yok. Vertical tarım duydunuz mu? Ya dikey tarım. Prompt'taysanız arazi yok. Gökdelen 8 tam, katlı. Tam işine teknoloji ve dili bilgi giriyor işte o zaman. Tabii. O zaman Kemal Hoca'nın söylediği gibi oluyor. Teknoloji sorun orada değil. Sorun teknoloji o işi halleder. Yok, ben onu demiyorum. Şunu diyorum. Sizin söylediğinize geliyor işte diyorum. Bu bilgi hikayesi, öğrenebilir evet, bilgi vesaire tabii, hikayesine giriyor işte. Orada hangi ülke kuvvetliyse o ülke dünyanın yeni lideri olacak gibi bir sonuç çıkar mı? Ama ülkeler gitmiyor. Ülkeler gitmiyor, aynen. Dünyadaki şirketler gidiyor, ülkeler gitmiyor. Çin'deki, siz bir Apple şeyinin, bir Apple telefonunun hangi ülkelere ne kadar para kazandırdığına bir bakarsanız Amerika ile ilişkisi olmayan ülkeler kazanıyor. O zaman ülke demeyeyim, şirket diyeyim. Dünyayı şirketler yönetiyor o zaman. Tabii. Zaten bunu biliyoruz, yeni bir şey şimdi değil. Şimdi dünyanın 70'li yıllardaki hocam ülkelerin büyüklük sıralamasına bakarsanız çok değişmedi. Ama şirketler değişti. Ama bu şirketlerin içi gücü olan ve hangi ülkede hangi teknoloji şirketi olduğu zaten bir iki taneyle sınırlı. Çok da fazla değil. Ama müthiş bir tüketiciye ulaşma durumu var. Pazarlama, marka değeri yaratma. Bunlar çok önemli oluyor. Bir de bir yönlendirme de var. Tabii, zenginliği bunlar yaratıyor. Bakın 500 tane büyük marka yaratıldı. Bir de yeni kurulacak şirketler. Yani bunların hepsi yeni şirketler. Bakın yeni burada baktığınız zaman şirketlerin mali değerleri. En son 500. değer olan da 4.2 milyar dolar. Yani Türkiye'den bir tane şirket yok. Çünkü o büyüklükte olan marka değeri yaratılan bir ikinci şirket yok baktığınız zaman. O zaman marka değeri yüksek ya da katma değeri yüksek markalaşma hikayesi işin içine giriyor. Oradan... Çok ulusal şirket üretmemiz lazım. Tabii çok. Çok ulusal şirket. Evet. Biraz laf şeyli oldu ama. Yok, gayet iyi oldu. Çok ulusal şirket. Evet. Küreselleşme falan tabii çok böyle kulağa hoş gelen bir şey. İşte uluslararasılaşma falan da ama mesela bu Forbes dergisi dünyanın en büyük 500 firmasını açıklıyor her sene. Oraya baktığınız zaman o 500 firmanın 498'ini, 97'sini falan böyle çok açık, net olarak şu ülkenin firmasıdır diyebiliyorsunuz. Hı-hı. Aslında firmalarda uluslararasılaşma yok. Yani üretimin uluslararası yatay entegrasyonu var. Bir Amerikan firması çıkıp dünyanın her tarafında üretebiliyor. Hatta bazı Amerikan firmaların Amerika'da hiç üretimlerin olmadığını bile biliyoruz. Yani tasarım, finans, işte pazarlama kısmı falan Amerika'da oluyor o taraf. Ama üretim tarafı mesela hiç Amerika, tamamen Amerika dışında, hatta o masa başı işlerde çalışanların üretimin hangi ülkede yapıldığı konusunda bilgilerin olmadığını da biliriz. Yani bir Amerikan meşhur spor giyim markasına yönelik böyle bir hikaye vardır. 90'lı yılların başında söylenen falan. Ama ya burada üretim uluslararasılaşıyor, doğru. Fakat
ülkeler hala, firmalar, şirketler hala ülkelerin şirketleri ve firmaları ve hala o ülkeler, o firmalar, kendi ülkelerin firmaların çıkarlarını korumaya devam ediyorlar. Şimdi buradan devam şuraya ediyorlar. Geleceğim. Bütün bu konuştuklarımızda. Yani bu çok şey değil. Böyle hani böyle işte çok küreselleşme falan artık şey, devlet, ulus devlet falan hala çok güçlü şekilde devam ediyor. Çok güçlü. Ve dünyanın şimdi bir de şöyle bir şey burada sanki ortaya çıktı. Teknoloji sanki bütün kötülüklerin anasıdır gibi falan. Yok. Öyle bir imaj yok. Yani her şey sorunlar. Asıl bence dünyadaki sorunların temelinde teknoloji yok. Tamam, teknoloji doğru. Teknolojiye sahip olan, bilgiye sahip olan güçlü olur. Tabii yani hocam. Güçlü olur, güç sahibi olur. Tabii. Doğru. Teknolojinin iş yapış biçimlerini, ilişkileri, küreselleşme hepsini değiştirdiği, etkilediği de doğru. Bunlar da doğru. Ama sorunlar çok başka şeyler. Mesela politikada vesaire de sorunlar var. Mesela Japonya kezisini anlattığınız çok güzel biraz önce şey. Emeklilik yani bütün sorunu emeklilik. Bir sosyal güvenlikten kaynaklanan. Bir sorun var Japonya. Yani onların mesela teknolojiyle gibi bir sorun yok Japonya. Ama Japon Merkez Bankası neredeyse 10 yıldır enflasyon yaratmaya çalışıyor. Yaratamıyor. Büyüme yapamıyor. Enflasyon yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çok güzel. Verdiğiniz örneği hemen şuradan kaç şey yapalım. Sermaye önemli diyorsunuz değil mi? Öyle değil mi? Sermaye önemli. Kaç sermayenin fiyatı ne kadar batıda? Sıfır. O ne demek? Eksen. Para istiyorsanız, ya, faiz. Para faiz istiyorsanız, para, faiz oranlarına bakın batıda. Tamam, öyle. Hatta negatif bazı yerlerde, Japonya'da da sıfır. Evet. Bu ne demek? Demek ki parayı istediğiniz vakit bulabiliyorsunuz. Risk çok büyük değilse. O halde sermaye parayı kazanan sermaye değil. Ne? Bilgi hocam. Nitelikli emek. Nitelikli emek gidiyor. Mal oraya gidiyor, oraya yazın, tamam mı? Yazıyorum. Doğru hocam. Tamam, nitelikli emeğe gidiyor ve onlar da kazanan her şeyi alır olduğu için yapısal bir eşitsizlik oluşturuyor. Bunu söylemeye çalışıyorum ama kimse bunu anlamamakta ısrarcı. Yo, anlıyoruz. Yapısal eşitsizlik. Yapısal eşitsizlik nedir bu? Nedir o? Yani baktığınız vakit bir maliyet kalemlerini dökün herhangi bir ileri teknoloji şirketinin. Türkiye'de yok böyle şirket. Türkiye'de teknoloji üreten şirket çok az var. Ama Amerika'da, Silikon Vadisi'nde bakın şey. Kimlere gitmiş para? Reklamcılarda hepsi şu veya bu şekilde sistemi, simbolik analiz dediği şeyi, sembolik analizciler dediği nitelikli emeğe gitmiş. Sermayenin payıyla ham emeğin, yani rutin emeğin payı, enerjinin payını hepsinin şey çıkarmış ray %15, kalan %85 nitelikli emeğe gidiyor. Şimdi, o halde çok farklı bir şeydeyiz. Piketty'nin yaptığı filan, hani sermaye birdenbire çok zengin. Finansı işleterek zengin olmak başka şey. Herhangi bir şirkette bütün kazanılan parayın kime gittiği başka şey. İkisini birbirinden ayırt edelim. Şimdi az önce hocamızın söylediği ve sizin katılmadığınız bir konu var ya. Yeni yeni istihdamlar yaratılabilir alanlar. Şimdi, evet, çünkü onlar da otomasyona giriyor işin kötüsü. Şimdi Deloitte bir şey yapmışlar, araştırma görmüşsünüz. Evet, McKinsey. Hangisi? Deloitte. Şu an bugün ilkokula başlayan çocuklar önümüzdeki yıllar, bugün ilkokula başlayan çocukların %65'i önümüzdeki süreçte şu an bilmediğimiz mesleklerde çalışacaklar. Evet. Böyle bir araştırması var. Evet. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu teknoloji, eğer robotlar bizi yönetmediği sürece, yani ülkeleri yönetenler, garanti ben veriyorum tamam, burada. Eğer ülkeleri yönetenler robotlar olursa tamam, hiçbir şey diyemiyorum. Ama şey, siyasetçiler yönettiği sürece devletler kamu eliyle istihdam yaratmaya devam edecek. Ve teknoloji evet bazı sektörlerde, bazı firmalarda işsizliğe yol açacak ama topyekun bir işsizliğe yol açmayacak. Ben bir anekdot paylaşayım. Program başlamadan önce söyleyecektim içeride. Onu şey yaptık. Şimdi ben doktora tezimin konusu şu. Yeni teknolojiler ve üretim sistemlerindeki değişimin emek ve istihdam üzerindeki etkileri. 2000 yılı. Haziran ayında tezi bitirdim. Tam savunmaya gireceğim. Ülkenin, yani bizim önde gelen gazetelerimizin bir tanesinin ekonomi sayfasında geniş bir haber. Bir dünyaca ünlü bir araba lastiği üreten firmanından bahsediyor. MIRS teknolojisi diye, işte modernize mi, MIRS Integrated Robotize System gibi ve moleküler Integrated Robotize System, tam mühendis olmadığım şeyini bilmiyorum. Böyle bir teknolojiden bahsediyor ve o firmanın işte Avrupa'nın ülkesini söylerse firmanın hangisi olduğu anlaşılır. O yüzden ülkeyi söylemeyeyim. İşte bir ülkesinde yeni bir fabrika kurduğunu, bu fabrikada 4 kişinin çalıştığını, bütün her şeyin otomasyona bağlı olduğunu, halbuki o firmanın diğer fabrikalarında ortalama 500-600 kişinin çalıştığını. Şimdi 2000 senesi. Bugün kaçtayız? 2019. 19 yıl oldu. Hala araba, lastik fabrikalarında insanlar çalışıyor. Tamam, hiç kuşku yok ki modernize edilen, robotize edilen üretim süreçleri vardır. Yani ona hiç itirazım yok. Ama orada insanlar hala çalışmaya devam ediyor. Yani o zaman şöyle bir soru, yani
İşte robot televizyon sunucuları, robot hocalar falan, yani hepimiz, peki biz ne yapacağız, ne yiyeceğiz, yani biz öleceğiz de torunlarımız ne yapacak? İşte o yüzden değişen meslekler yani, ne diye bizi izleyenleri söyleyeceğiz yani. Hocamın Silikon Vadisi'ne söylediği bilgi yaratan, bugün dünya nüfusunun yüzde kaçı hocam? %1'i mi, 2'si mi, yani %1-2 var mı? Yüzde kaç? Az, çok az. Tamam. Geri kalanlar ne olacak? Geri kalanlara ayrı bağlanacak. Şimdi ne ayrı şey bağlanacak, çalışmadan şimdi, para alacak. Şimdi o zaman siz hem... Siz fantezi olarak bakıyorsunuz, ben ona... Mehmet Hüseyin Bilgin hocam, hem de Suudi hocam aynı konuşuyor şu an. Yeni işler değil mi? Yeni işler değil mi? Yani sonuçta istihdam alanları yaratılacak. Çalışacak tamam, yani. Bir kamu yaratacak, kediye yaratacak. Aynı görüşte değil. Onu neden aynı görüşte? Ben değil, ben şimdi size şeyi vereceğim. Hocam bakın Singapur, hocam bir şeyle hocam. Singapur mesela, hani dünyanın kişi başına refahı en yüksek olan, dünyanın en gelişmiş, Asya'nın hizmet merkezi, ülkesi. Bakın gidin bir otele, gidin Singapur'a. Bir otel, otelin önüne orada trafik İngiliz sistemi. Yani bizim tersimiz size soldan akar. Soldan otelin akar. Önünde 24 saat iki kişi görevli, böyle şey yeleği var. İşte bu trafik görevlileri yeleği gibi. Otelin önüne yani caddeden giren araçları işte geçiyor. Tabii yok şey evet yani durdurup yani trafik akışı otel iki kişi 24 saat tamam, bakın. Bütün binalar, otoparkı olan bütün binalarda, bütün otellerde, bütün böyle şeylerde bunu görürsünüz. Bak Singapur'dan bahsediyoruz yani. Tamam. Hani şeyden değil, Sudan'dan falan değil. Dolayısıyla hani eğer siyasetçi de bir de siyasi tarafı var bunun yani. Hocamızın dediği de o istihdamı yaratmaktan sonra maaşı verelim. Tamam, o da güzel yani, ona da razıyız. O kişi bu zamanında istediği hayattan zevk aldığı bir şey yaratsın. Belki insanlığa daha büyük katkı olur. Robotları çevirdiği film izlemeye gitsin falan mesela. Hayır, şimdi tamam para versin ve onlar da keyif aldığı şeyi üretsin meselesi. Tamam da o devletler o parayı nereden alacak? Devletler zaten kendi iç ekonomilerinde para kazanıyor. Belli bir ekonomiyi döndürüyor. Eğer o parayı vermezse zaten alım gücünü azaltmış olur. Yani alım gücünü belli bir seviyede tutmak için o maaşı bağlamak zorunda. Yani, bu başladı yavaş yavaş zaten. Tabii, biliyorsunuz kahveleri, mahveleri şu an efendim, gittiğinizde evde bilgisayarlı yani, çalışanlar mesela. Maaş bağlayan ülkeler var. Hani, var. Hocam, hatta hocam, maaş bağlayıp da o maaş istemeyen halk da var. 90'lı yılların şöyle bir fantezisi vardı Japonya'da. Tele evden çalışma, teleworking diye bir hikaye. 90'lı yıllar, şimdi ben çalışma ekonomisi benim lisansım. Bu istihdam biçimleri falan. Tabii yani öyle bir anlatılırdı ki yani 90'lı yılların başında. Yani biz 2000'li yıllarda böyle kimse falan iş yerlerine gidip çalışan insan olmayacak gibi. Yani anlatış buydu, fantezi buydu. Ama bugün hala hepimiz iş yerlerine gidip çalışıyoruz. Uçan arabalar da vardı yani. Hani yok jetkillerde. Evet. Ama teknolojiyi tabii küçümsemiş. Ben sana size sayıları vereyim istiyorsanız. Bu yani havadan konuşmayalım. Yok, konuşmayalım. Hocam bir şey ekliyordu, onu hemen alayım. Ondan sonra ben bundan size sayıları vereyim size. Tamam. Şimdi Mehmet burada Hocam bir şey söyleyeyim. Yaptığı çalışma. Bir şey var. Bunu da göz önüne alarak yapılabilir. Dünyanın üretim piyasası bugün 80 trilyon dolar kayıt içinde olan. İşte kayıt dışında koyarsak 100 trilyon dolar. Borçlanma piyasası ne kadar biliyor musunuz? 280 trilyon dolar. Evet. Yani bu nereden kaynaklanacak? Yarın öbür gün insanlara maaş bağlandığı zaman böyle bir piyasa var. Burada faiz oluşuyor, risk oluşuyor. Dolayısıyla bir para kazanan grup da burada olacak. Ve bu genişliyor günden güne. Baktığınız zaman bütün dünyada. Yani ne dünyada... demek istiyorsun hocam? Yani şunu 100 diyorum, trilyonluk tamam geliri var, 280 trilyon borcu var, evet. 280 trilyon dolarlık bir borç tamam, piyasası var. Evet. Şimdi buradan kimler ne mağlanıyor, kimler şey yapıyor dediğiniz zaman bu bazı ülkelerin daha fazla avantajı var burada. Mesela Amerika Birleşik Devletleri şeyden sonra 1970'ten sonra altın piyasasıyla olan alakasını kopardığı zaman paranın değerinde baktığınız zaman bütün dünya Amerika'ya besleniyor, veriyor. Çünkü IMF ve Dünya Bankası'nda veto hakkı olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Dünya Bankası Başkanı Amerika bir seçim. Şöyle, IMF Başkanı değişik ülkeden olabiliyor. O bir anlaşma Avrupalı oluyor. Hollandalı ya da Fransız genelde. Ama Amerikalı Dünya Bankası Başkanı oluyor. Onu holding şirket gibi düşünün. En tepede onlar. Bir banka. Ha, şimdi burada İran'da dediğiniz kram zaman... bakın şeyde Amerika Birleşik Devletleri doları basıyor. Dünyanın her tarafına gönderiyor. Bunun maliyeti ne kadar? 1 dolar. Ne kadar basıyor? 100 dolar. Bu ne demek? Ülke dışına verdiği zaman 100 dolarlık mal getiriyor. Bütün dünya Amerika'yı besliyor şu anda. Dolayısıyla öyle bir sistem var dünyada. Ve parayı da bunlar hakim. Amerika veto ettiği zaman bir şey olmuyor. Siz mesela Küba Amerika ile arası açık diyelim. Şeyin Dünya Bankası'nın içine giremiyor. 1956'tan tamam beri. Şimdi yani, sevgili hocalarım bunlar bu söylenen şeyler insani boyutta süzülebilir değil aslında.
Şimdi şöyle, yani tek kişinin ağzına, tek ülkenin ağzına bilmem ne bakmak şimdi bugün işte Venezuela'da olan bilmem ne. Yani bu sürdürülebilir değil. Bir de aydınlanma çağı, tabii çok bağımsız bir şey söyleyeceğim ama aydınlanma çağı dedikleri insanoğlunun biraz daha fikirlerini değişip yeni neslin farklı bir beyinle ilerlediği bir dünyadan bahsediyoruz. Aynen. Belki şu an biz kabul ediyor olabiliriz. Hı-hı. Ama yeni doğan çocuklar veya buna 5-6 yaşındaki çocuklar şu bizim mevcut sistemi kabul etmeyebilir. Onu söylemek tabii, istiyorum. Tamam. Dolayısıyla sürdürülebilir değil. Ben bundan 10 sene sonrasını bahsetmiyorum zaten. Benim konuştuğum değil. 20 sene sonrası da değil. Benim konuştuğum önümüzdeki süreçteki durum. Çünkü eğer onu anlarsak biz ilerleyeceğimiz yolda yolumuzu biliriz. Doğru. Onu tabii oturup burada 1,5 saatte çözemeyeceğiz bunu ama şimdi bunu burada anlamaya teknoloji de birleşiyor olayın içinde. Yani baktığı zaman yeni nesiller tabii ki teknoloji kullanacak. Teknoloji vesaire. Uyumlu iş alanları evet. Hikayesine girecek iş. Evet, evet kesinlikle öyle. Dolayısıyla burada tabii yeni yapılanma olduğu zaman yine dünyayı sürükleyen çeşitli batı ülkeleri vesaireler filan olacak da bunlar hem teknoloji hem de parasal güç olarak bunlar elindeyse işte yine ham maddelerde yine belli ülkelerin elinde belki bunların önemi azalacak ileride ama baktığınız zaman belli ürünlerde belli tekelleşme yine işte Çin odaklı olacak. Hmm. Çin'de elindeki o 4 trilyon doları ne yapacak? Bak gözden kaçan bir şey var orada. Çin bankaları uluslararası olacak. Dünya daha çok parayı boğulacak. Bakın baktığınız zaman. Fonlayacak Çin yani. Fonlayacak Çin. Hmm. Çin şu anda biriktiriyor. Ha, niye biriktiriyor? İşte parası konvertibl olmadığı için biriktiriyor. Şimdi benim şunu söyleyeceğim hemen size sözü vereceğim. Bence ülkeler kalmayacak, şirketler kalacak. Bu kadar da iddialı bir şey yok, söylüyoruz. Yok, o iddialı biraz. Valla çok iddialı söyledim. Bir tane siz önce bir çocuklara verdiniz geleceği, tamam mı? Sanki çocuklar bizden değil kurbağalardan çıkıyor. Kurbağalardan çıkmıyor o kadar. Hep bizden çıkıyor çocuklar. Bizim okullara gidiyor, oralarda yetişiyor. Kurbağa çocuğu değil ki bunlar tamam. için çok ümeyle. Onların hepsi işsiz kalacak. O yani. Geçmişte şimdi, yeni nesil geçmişte de olmuş. Birinci Dünya Harbi'ni o çocukların üzerine binmiş Birinci Dünya. İkinci Dünya Savaşı da o çocuklar. Her zaman o çocuklar var. Şanslı çocuklar. Yani, o çocuklara ne ümit bağlayalım, ne müthiş bir gelecek vaat edelim de çok dramatik bir şey. O tarihin nasıl aktığına bağlı bir şey. Onun için onu orada çok fazla yatırım yapmayın oraya bence. Hem çocukları olumlu yahut olumsuz. Şimdi ben size somut yapılan araştırmadan bir tane bahsedeyim. Oradan görelim. McKinsey Global iyi bir şirkettir. Evet. Yani benim güvendiğim, iyi, aklı başında. Hele global olduğu vakit çok çeşitli ülkelerden insanların katıldığı çok iyi bir araştırma takımı olan şirkettir. Bu şirket bir araştırma 2017'nin başında bir araştırma yapmış. Bu araştırmada metodolojisine ben bayıldım bir kere. Çalışma yöntemini söyleyeyim size. 18 tane ayrı insan yeteneği bakmış. İnsanın çeşitli yetenekleri var. Parmak yeteneği, el yeteneği, düşünme yeteneği, koku alma 5 tane duyusu var. Doğal yetenek. Ondan sonra akıl doğal yahut planlama yeteneği, akıl yürütme yeteneği. 18 ayrı yeteneğe bunu ayırmış. Bu yeteneklerin hangileri bugünkü teknolojiyle, makineyle yerine geç, makineyle yapılabilir. Bak, bazıları çok zor, bazıları mümkün bile değil. Planlama çubuğu falan, bunlar çok zor kısım. Ama elle olan şeyler, bu tür şeylerin bir kısmı kolay. Bahçe tutulur, tamam mı? Ama yani bir kısmı. Buna göre bakmış, eksperlere sormuş, bunu çıkarmış. Arkasından 2000'den daha fazla eylem, etkinlik çıkarmış. Yer silmekten tutun da müşteri karşılamak her çeşit yani şirketlerin yaptığı her çeşit etkinliğe 2000'den fazla etkinlik çıkarmış. Sonra gitmiş Amerikalıların yahut meslek dalına bunlar standarttır. 800'den fazla mesleğe bakmış. Bu mesleklerde bu etkinlikler hangi oranlarda kullanılıyor? Yer silme etkinliği %10, planlama olanağı %20 vesaire. Ondan sonra her etkinlik içinde bu 18 yetenek içinde demin bahsettiğim insaya hangileri kullanıyor? Bu şekilde çok çok sistematik. Bayıldım çalışmanın işte. Ondan sonra bakmış hangi mesleklerin yüzde kaçı otomasyona girer? Bu şekilde çıkarmış. Sonucu söylüyorum şimdi. Buyurun. Bu çalışmayı yapmış. Ondan sonra dünya düzeyinde diyor. Teknik olarak bugünkü teknoloji de yerinde durmuyor. Korkunç. İşler hızla artıyor. Doğru. Bugünkü teknolojik yeteneklerle şu anda 1.1 milyar çalışanı ve 15.8 trilyon dolar wage eşit otomasyona girecek iş var. Bu sonuç çıkar. Girebilecek hocam. Girebilecek. Otomasyona girebilecek işler. 1.1 milyar çalışanı etkileyebilecek. Yani 1.1 milyar çalışan yerine makine koyabiliyorsunuz. Makineler bunların yerini alabiliyor. 1 milyar işsiz. Ve 15 bunların da şey olarak ücret olarak aldıkları ücret 15.8 trilyon dolar. Beşte biri. Dört tane ekonomi bunun başını çekiyor önemli olan. Ne o? Bundan daha bu Çin,
Hindistan, Japonya ve Amerika. Japonya. Bu, evet, Japonya ve Amerika. Bu dört ekonomi, bu yukarıda verdiğim sayının hemen hemen yarısına yakını bu dört ekonomi de olabilecek, otomasyona girecek işte. Onun için Çin topun ağzında laf aramızda ondan dolayı. Hangi meslekler var mı meslek? Abi 800 küsur bütün meslekler bu işin içine giriyor. Hangi meslekler kalacak yani? Ha, çalışmanın ayrıntısına girelim burada. Hayır yok. Anladım, siz psikolojiye bakacaksınız. Hayır hayır hayır. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi McKinsey'nin yanında ben birkaç tane bir şey çıkardım. Meslekler çıkardım. Burada var meslekler. Evet, şimdi ona göre öyle meslekler çıkıyor. Burada şimdi bakın devam edelim ondan sonra. Bu dört bahsettiğim ülkede Çin, Hindistan, Japonya ve Amerika'da 700 milyon tam zamanlı eşdeğer diyor. Bakın bu çok önemli. Bugünkü Amerika'yı da açıklıyor. Yani tam zamanlı eşdeğer dediğim vakit şu anda Amerika'da çalışan bir adam belki onda bir tam zamanlı eşdeğer. Çünkü çok az şey yapıyor yani. Aldığı para çok az. Sosyal güvenliği şu an şudur budur. Bir şekilde onu hesaplamış. Hmm. Ondan sonra Avrupa'ya dönmüş. Hmm. Bakmış oraya. Avrupa çok önemli çünkü bunun araştırmayı yaptığı yerde. Avrupa'da da 54 milyon tam zamanlı eşdeğer iş kaybolacak. İş kaybolacak. İşlerin sayısını söylüyor. Ve 1.7 trilyon ücret olarak da diyor. Hmm. Ve bu da en büyük 5 ekonomide. Yani Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere. Bu 5 ekonomide bunlar olacak. Vardığı sonuç, McKinsey Global'un sonuç bu. Şimdi bu sonuç yanlış olabilir, 3 aşağı 5 yukarı şu olabilir ama bu çok ciddi bir şekilde otomasyonu sarı yerlikleri açık. Soru soracağım. Hocam şimdi Allah bakın çok özür dilerim. Yine az önce sorduğum soruyu soracağım. Şimdi iki hocada yeni işler yaratılacak diyor. Ben hala onun cevabını alamadım. Hayır, yeni işleri de bırakalım. Şimdi hocamın, ama o hoca katılmıyor işte. Ben anlamaya çalışıyorum. Araştırma doğru girebilir. O işler otomasyona girebilir. Yani bütün lokantalardan bütün garsonları kaldırabilirsiniz. Ama girecek mi? Şimdi o ayrı bir şey. Mesela otomasyon benzin istasyonları hocam. Amerika'da hepimiz bulunduk. 20 yıldır Amerika'da benzin istasyonları insanlar çalışmaz. 20 yıldır. Orada siz kendi şeyinizi dolduruyorsunuz. Gidip içeride ödüyorsunuz. Türkiye'ye bu çoktan gelebilirdi. Pekala gelip 20 yıldır gelebilir. Gelmedi. Bir dakika hocam. Biz lokantaya gittiğimizde hocam ben kapıda beni Siirtli garsonun karşılamasını istiyorum. Hocam bir şey söyleyeceğim size. Bir dakika. Aynen size katılıyorum. Ama nefret ederim bir robot garson gelip bana servis yapsın. Böyle Deli Hanım gibi bir güzel hanım gelsin servis yapsın. Benim robotumu yaparlar hocam. Merak etmeyin. Amerika'da birçok markette 15-20 yıl öncesinden otomatik kasalar var hocam biliyorsunuz. Bize gelmedi. Hocam yani kültür meselesi var bir saniye. Doğru, kültürel boyutu var. Yani. Şimdi biz alışık değiliz öyle. Biz benzinciye gidince ben inip bilmem ne. O başka bir şey. Ona alışık değiliz. Alışır mıyız? Alışabiliriz yani. Çok şey alışıyoruz. Işte, şimdi poşetlere alışıyoruz. Otomasyona girebilme. Şunun cevabını almaya çalışıyorum. Mesela iki tarafta teknoloji yeni meslekler. Onu da söyleyeceğim. Meslekler yatabilir diyor. Siz ne diyorsunuz hocam? Aynı fikirde misiniz? Kemal Hoca ile aynı fikirde siz. Yeni işsizler ordusu. Ortada hocam. Hangisi? Hangi fikir? Ona göre Kemal Bey'e soracağım. Ben şimdi 2-2 olsun diye düşünüyorum. Kemal Bey mi katılıyorsunuz? Sebebi şöyle. Yani siz Kemal Bey mi katılıyorsunuz? Biraz oraya. Çünkü abi zaten yaşayamaz. Yani benim dediğim olacak demiyorum bakın. Tehlikeyi söylüyorum. Buna bir çözüm bulunacak. Çare yok. İşte tamam. Şu veya bu şekilde. Tehlikeyi konuşuyoruz. Çünkü yaşayamaz ki. Politik olarak kalkar bu olay ya. Bu iş gibi ekonomik olarak kaldıramaz. Tamam işte bu. Yani tehlikeyi konuşuyoruz ya. Tehlike şimdi, var tehlike. Tehlikeyi diyor. Tehlike var. Yani yapılan işlerin değeri artıyor. Ama yapılan işlerin içindeki işçilik oranı azalıyor. Şimdi bu bir kırılım. Hani eskisi gibi değil. Yani eskisinde değer de artıyordu, işçilik de artıyordu. İşte nitelikli emek olarak. Senin dediğin şey rutin işçilik azalıyor. Evet, rutin işçilik ama diğer işçilik de azalıyor. Evet. Hatta düşünce işçiliği de daha az. O da otomasyona giriyor ya. Ya bakın otomasyona giren meslekler, bir de sınıf analizi var. Ona daha gelmedim Rahin. Harikulade bir sınıf analizi var bu toplumda. Kimler üst sınıflar olacak, kimler alt sınıflara kalacak. Tabii o da çok önemli. Yani biraz önce onu söyledi. İnsan insana çalışan hizmet sektörünün öyle bir avantajı var. İnsan insana çalışıyor. Yani sizin bahsettiğiniz garsonlar, otel şeyleri, sağlık şeyleri vesaire. Asıl kaybedenler sanayide, imalatta çalışanlar, insan insana çalışmayanlar. Ama asıl önemli olan şu. En pahalı meslekler otomasyona giriyor. Çünkü orada kar ediyor adam. Şimdi ben hastanede çalışıyorum, tamam mı? Hastanenin müdürüyüm. Radyolog var. 15 yıl radyoloji çalışmış. Ne yapıyor bu adam? 15 yıl çalıştığı şey çok önemli, teşhis ediyor. MRI'ye bakıyor, röntgene bakıyor, o şekillere bakıyor. Orada teşhisin nerede olacağını, inceliklere bakıyor. Orada bir gölge görüyor, şunu yapıyor, teşhis ediyor.
Öyle bir hale geldik mi teknoloji, bunu teknoloji de yapıyor. Yapar. Yapıyor. Şimdi yapar dediğiniz şey ama yeni yapıyor bunu. Eskiden yapamıyordu. Yapabilir. Çünkü yani nasıl yapıyor biliyor musunuz? Milyonlarca böyle radyoloji şeyine bakıyor. Çok sayıda şeyden, datadan, big data denilen olay, büyük veri denilen olay bu. Buradan bakarak yapıyor. Bu şekilde siz hastanede 10 tane radyolog alacağına 2 tane alıyorsunuz, 8 tanesini kurtarıyorsunuz. Ne biçim tasarruf. Şimdi yapay zeka. Müthiş bunların maaşları yapay var. Yapay zeka, şimdi siz konuşurken aklıma şu geldi. Yapay zeka nedir? Öğrenebilen zeka değil mi? Yapay zeka... Hayır, nereye geleceğim o yüzden soruyorum. Yani basit anlamıyla, peki, çünkü 4 tane profesörle şu an yayın yapmaya çalışıyorum. Ne hocam, bir de bilim konuşuyorum yani. Peki, anladım, yapay zeka ne olarak gördüğünüzü ya söyleyeyim. Yapay zeka öğrenebilir bir zeka değil mi? Şimdi dediniz ya, big datadan aldıklarıyla yorumluyor ya. Evet. Yani öğrenebilen zeka. Ama nasıl zeka, öğrenen? Gelişen, maymun gibi öğrenen. Tamam, gelişebilen bir zeka. Değil. Öğrenebilen nasıl bir zeka? Yani şöyle, train ediyorsunuz. Yani belli bir eğitimden geçiriyorsunuz. Kendi geliştirmiyor mu? Ama yenilik çıkaramıyor. Tamam, bir dakika. O zaman şöyle. Onu yeniden programlamamız lazım. Tabii, yani yenilik şöyle çıkaramıyor. Yaratamıyor. Var olanı yaratamıyor. Yenilik yaratamıyor. Tamam, o zaman o yapay zeka ile insan gerekiyor. Arasındaki fark... Bravo. Bundan sonra yaratım gücü. Şahane. Bitti. Evet. Tamam, yayın burada bitirmedik. O çözdük biz işi. Bu kadardı konuşacaklarımız. Hocamı dinlemedik. Ama bakın, orada şuna dikkat edin. Yaratamıyor ama şu tür yenilik yaratıyor. Şimdi doktorların yapamadığı yepyeni bir şey yapıyor. Çok daha isabetli teşhis yapıyor. Evet. Çünkü sen 1 milyon kişiye baktığın vakit 7 tane doktorun yaptığı teşhisten çok daha isabetli, çok fazla sayıda hastalığa bakarak yapıyor. O otomasyon, çok daha iyi go oynuyor, çok daha iyi satranç şey oynuyor. Şey de yapıyor, o otomasyon mesela ameliyat da yapıyor. O zaman ileride doktor mu kalmayacak ayrı, o mesela? O ayrı, bir de şimdi iki şeyi karıştırmayalım. Bir mekanik yetenek var, onu da şöyle yapıyor, robot tam yapmıyor. Siz onun kalp ameliyatını biliyor musunuz? Benim bir öğrencim Berkeley'de çalışıyordu bununla. Şöyle yapıyor şimdi. Kalp ameliyatının en zor şeyini, açık kalp ameliyatı yapacak adam. Aynen, evet. Kısa sürede yapması lazım. Ama kalbi açtığı vakit kalp nereye tık 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 hoplayıp zıplıyor. Ya adam da hoplayıp zıplaması lazım o kalple beraber. Nasıl yapıyor biliyor musun? Robotik. Onu süzgeçliyor dışarı. Yani ameliyatı yapan doktor, ameliyatı robot yapıyor ama o robotu başka bir adam kontrol ediyor. Ama kontrol ettiği vakit o hareketi görmüyor adam. Sanki duruyormuş gibi kalp görüyor. Robot otomatik olarak bu kımıldama işini yapıyor. Anlatabildim mi? Ameliyatı yapan dışarıda duran bir kalp üzerinde yapıyor. Hayır, şimdi kaybolan meslekler. Hiçbir oluş değil mi şimdi mesela? Şimdi bu yayını izleyenler muhtemelen ki eşim de izliyordu. Bu kaybolan kaybolacak ya da yeni meslekler. Yani, şimdi bakıyorum. Şuna bakmak lazım yani. Biraz önce Kemal Hoca çok iyi anlattı, hani yapay zeka nedir? Hani yapay zeka aslında yinelenmiş desenleri makinelerin keşfedebilmesidir. Yani normalde bir insan gözü karşısında bir obje görüyorsa ve objenin ne olduğunu biliyorsa yapay zekadaki makine de bunu yapabiliyor. Şunu soracağım, yapay zekayı yöneten insan şu an öyle, evet. Öyle anlıyoruz. Bir mecbur. İnsan. Bir enstrüman şey, var. Şey gibi düşünün, yapay zekayı yöneten yine bir insan. Bir çünkü insan, yaratım gücü var. Bir milyon insan. Yazılım yapıyor onlara. Nasıl bir milyon insan? Çünkü bir milyon insanın yaptıklarına bakarak karar veriyor. Onun içinde bir insan yok. Onun zaten ustalığı yok. Hayır, zaten hayır, şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta bu yapay zeka önümüzdeki süreçte tehdit olarak görünüyor ya. Ancak bu yapay zekayı kurgulayan da bir insan. Tabii. İnsan zekası diyorum yani. İnsan olarak bakmayın. Bir insan zekası var. Bir, çünkü 1 milyon insanın zekasının ortalamasını alıyor. Onu demiyorum hocam. Onu yöneten insan yok mu yani mesela? Hayır. Onu o yönetmiyor. Peki. O 1 milyon insan, yani oradaki veri öğreniyor. O veriyi çok küçümsüyorsun. Öğreniyor. Hayır. Nereden öğreniyor? Big 1 milyon insandan öğreniyor. Evet. Big data'dan alıyor ve öğreniyor. Alıyor. Ama 1 milyon insanın yeteneğini özümsüyor. Bakın çok farklı. Bir insanın değil. Şimdi bir insan şunu yapar. Tam yeteneğini özümsüyor. Zaten yapay zeka bundan girdi ve bugün başarılı oldu. Eskiden şöyleydi. Bir insan o olayı programlıyordu. Hı. Neleri yapacağını tak 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 söylüyordu. Şimdi öğrenebilen zeka. Öyle karmaşık problemler ki bir insan bunu çözemiyor. Mümkün değil insanın bunu çünkü çözemiyor. Yapay zeka 1 milyonu alıyor. 1 milyona. Yani bakıyor olasılıklara oyuna. Olasılıklara bakıyor. Çok fazla olasılık var. Go oynayanlara bakıyor. Onların bütün bilgilerini kullanıyor, geçmiş Go oynayanları. Makineler birbirini oynadığı vakit o bilgiyi de kullanıyor. Ona göre devasa bir akıl yürütme mekanizması kuruyor. İnsan o nerede? Akıl ve yürütme mekanizması peki, bir insandan nerede? Daha üstün. Orası doğru. Ha. Ama getiremediği zenginlik içi anlamak için Nicholas Nassim Taleb'in Siyah Kuğu kitabını okumanız lazım. Tamam, ben zaten bugün alıyorum siyah kitapları. Kuğu diye ya. Bir köşeye yazın. Tane, tamam. Siyah Kuğu, Black Swan. Tarih hep 1980'ler. Herkese ters giden. Yani kimseyle mesela Napolyon gibi bir adam çıkıyor.
ortalamanın çok dışında iş yapan insanlar asıl tarihi yapan insanlardır diyor. Beethoven, Eroica senfoni bambaşka, hiç benzemiyor Mozart senfonileri geçmiş şeylerine. Yapay zeka Beethoven'ın yapmış olduğu. Yapamıyor. Yapay zeka onu yapamıyor. İşte geldik. İşte oradaki o insan yaratıcılığı. Çok insan yaratıcılığı öyle faktörler var ki. Sosyalleşme var. İnsana neyin ilham verdiğini nereden biliyor? Size bakıyor, ilham alıyor adam. Robot sizden ilham alamıyor ki. İşte şöyle hani korkular. Bir ruh meselesi. Ruh var. Ne? Duygular var yani. Beyin var. Tabii düşünce var. Nerede? Her şey. Robotta öyle bir şey yok. Hayır, insanoğlu diyor. İnsanda var, evet. Yani eğilimleri tabii var. Öğrenmesi evet var. Bir sürü açıklayamadığımız bir sürü özellikleri tamam, var. Tamam o zaman. Öyle diyelim. O zaman biyolojik. Mesela bu geleceğin meslekleri ne olabilir meselesine gidiyor iş bu sefer. Yani sizin dediğiniz... Ben geleceğin mesleklerinin olacağını bilemiyorum. Siz biliyorsanız bana anlatın. Ben o kadar mutlu olurum ki. Bilmiyorum. Ben de yazmışlar. Ben hep onu soruyorum. Şeyler. Geleceğin meslekleri mi? Ya ne, bana anlatın bunu. Çünkü bilmiyorum hocam. Yazmışlar işte. Üçte üretim. Ne demişler mesela, söyleyin siz mesela bana. Mesela robot teknisyeni, yapay zeka eğitmeni, DNA programcısı. 3D üretim mühendisinden 3D üretimi insan yapmıyor ki. Sadece programlıyor onu. Bütün üretimde yapan şey otomatik tamam olarak sisteme 3D i̇nsan üretim yapıyor. İnsan DNA programcısı demiş. Biyoteknolog. İnsan DNA programcısı. Bunlar hep palavra, sıkış onu program. Yani bunlar hepsi wishful thinking derler. Yani iklim mühendisi, veri analisti. Ya yani söylemesi kolay, yapması zor. Türkçesi o değil mi? Filan diye bakıyorum şimdi böyle. Cyborg'da neler yazmışsınız? Ben yazmadım. Veri analisti. Ben yazmadım hocam. Anladım, bir yerde sitelerden var. Farkındayım, Cyborg tasarımcısı, zihin transferi uzmanı gibi şey. Veri madenciliği falan. Bu tabii ama bunlar hepsi şu anda var. Bu mesleklerin hepsi var. Hala işsizlik var bunun. Ve onun yanında psikolog, terapist, medikal bakıcılar, yapay zeka araştırmacıları, mühendisler, yaratıcı yazarlık. Yaratıcılık var burada. Size avukat, ben bir spor makalesi söyleyeyim. Bilgisayar yazmış. Hayır edemezsiniz. Şeyden spor yazarından. Öyle bir anlatmış ki maçı, beyzbol maçı tabii belki sevmezsiniz de. Okul, ya ne güzel anlatmış. Ama bir şey soracağım. Yapay zeka roman yazabiliyor mu? Ha? Roman. Onu bile yazabiliyor ama yine yazdığı roman yavan. Çünkü bakıyor bütün romanları, onları onlardan ilham alarak işte var burada yok, diyor ki tercüme mesela yapıyor. Geleceğin yapay zekanın yapamayacağı mesleklerin içerisinde bu var işte. Ama yapay yaratıcı zekanın yazarlık yapamayacağı mesleklerde de müthiş insan zekası lazım. Kaç kişi de var o zeka? Siz herkes daha biliyorsunuz ama bilme. Sizin iyimserliğiniz şu. Bizim çocuklar, benim çocuk bir atom parçası gibi her şey. Nerede her şeyi yapar? Nereden biliyorsunuz her şeyi yapacağını? Çocuğun mu? Nereden bileyim canım, sizin, ben yapamam yani. Yani. Bütün çocukları onu diyorsun. Yani gelecekteki gençler her şeyi yapacak diye bir garantisini siz verdiniz, ben rahatladım. Ama ne, doğru değil. Neyin garantisi var? Ne zaman verdim o garantiyi? Hayır, biraz ben önce dedin ya. Çocuklar gelecek. Hocam birazdan ağlayarak Türkan Şoray atlayış yapıyormuş. Hülya Koçyurt atlayışı yatağın üstüne ağlayarak hatta. Birazdan öyle gideceğim buradan. Anlamaya çalışıyoruz zaten. Tamam, yani peki. Şeyi anlamaya çalışıyoruz. Yani aslında biraz önce şuradan bakarız. Yani elimizde bir enstrüman var. Zamanında bilgisayar olmuş. Zamanında transistör olmuş. Bu enstrüman insanın gördüğü desenleri veya insanın göremediği desenleri ortaya çıkartıyor. Şimdi bu desenleri ortaya çıkartarak hangi meslekleri yok edebiliyorsanız onlar yok olacak. Hmm. Yani bugün mesela işte Türk bir risk yatırımcısının da yatırım yaptığı ve dünyada işte 3 milyar dolara değerlemeye ulaşan bir şirket var, Romanyalı. Yaptığı şey şu: bilgisayarınızda yaptığınız bütün şeyleri öğreniyor. Öyle istihdamlar varmış ki işte bir yerden dolar kurunu alıyor bir web sayfasından, başka bir yerdeki tabloya yazıyor. Hmm. Yani bir kişi istihdam ediyorsunuz böyle tamam bir şirkette. Bunu bilgisayar öğreniyor. O kişinin işsiz kaldı. Bitti gitti. Çoğu insan da böyle çalışıyor, biliyor musunuz? Yani insanların büyük çoğunluğu şeyi çıkarmış çok güzel. Bütün Amerika'daki iş alanlarını çıkarmış. Bunların ne yaptığını ayrıntısına bak. Çoğu otomasyona giriyor bunlar. Çoğu çok kolay. Yani robotla yaptırma. Siz bürokrasi, en kolay bürokrasiye bakın. O 20 kişiyi ben bir kişiye indirebilirim. Çok rahatlıkla. Otomasyona. Tabii çok. Çünkü orada ayrı bir olay var. Bütün network'ü otomasyona sokacaksınız. Yani birbirlerine iletişimleri. Süreçleri iyi belirlemeniz lazım. Bütün süreci otomasyona sokacaksınız. Yani süreçleri. Onu yapabilirsiniz. Yani bunu yapmak iyidir, kötüdür apayrı bir mesele. Yok, ona karışmıyorum. Bir o de şey apayrı var. Bir mesele. Yapay zeka başka bir etik mühendisi. Ha, şimdi etik dediniz. Evet. Olayı biraz başka yana çekeyim mi? Siz hoşunuza gider. Şimdi daha var bir saatimiz. Yok, bir saat işin yok. Araya gideceğim 5 dakika. İşin tehlikesi sonra ne biliyor musunuz? Ben işi tehlikeli işi söyleyeyim size. Ne? Asıl insanların yapacağı ve tehlikeli olan. Ne? Biyolojik manipülasyon. Ha işte. Ha. Sizin çocuğa ben bir DNA aşı, yenice olacak çocuğumuza işte, öyle var bir DNA'sına manipülasyon yapacağım ki evet, korkunç akıllı ve şey olacak. Bunun için de siz bana 2 milyon dolar para vereceksiniz.
Niye vereyim? Siz zenginseniz zenginlerin çocukları çok akıllı olacak. Ha. Diğerlerinin gariban olacak. Şimdi bakın tehlikeyi söylemeye çalışıyorum size. İşte burada etik işi de işin içine giriyor. Yani tabii. Olayın etik boyutunu şimdi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane oldu öyle. Hatta adam, kıyamet koptu. Adam ortada yok biliyorsunuz. Biliyorum adam nerede kayboldu. He. Adamın nerede olduğunu kayboldu. Onun için çok tehlikeli ama olabilir. İşte burada mesela mesleklerden biri yapay zeka etik mühendisi mi öyle bir meslek var? Bu yapay zeka değil. Hayır hayır. Etik yani etik kurulu. Bu biyolojik, direkt biyolojik manipülasyon. DNA üzerinde yapılan manipülasyonlarla başka bir şeye doğru gidiyor. Bir şey daha söyleyeyim size. İkinci bir tehlike daha söyleyeyim. Cyborg mu? Şeyin söyleyin adı Kurzweil'in söylediği söyleyeyim. Adam yılını da veriyor bunu. 2045 yılında bu olacak diyor. Neymiş? Sonsuz yaşam. Sonsuz yaşam. Tabii. İlerleme. Ben mesela kendi yaşımı 3000'e çıkardım. Bir şey söyleyeceğim. 3000 yani yıl yaşamak istiyorum. Bir şey daha ekleyebilirim şimdi. Tamam, sonsuz yaşam. Çünkü hiç böyle bir teorem yok. Yani böyle bir film var. Biyolojide hiçbir zaman hiçbir yaşamın sonlu kalacağı ve sonunda ölmek zorunda kaldı diye bir garanti şeyi yok ihtiyarlıkta. 2045'teki bu diyorlar ama mesela bunun bu filmi var. Biliyorsunuz belki. Ölen kişinin ölmeden önce bütün zihnini yapay zekaya... O ayrı. Onu bilgisayarda yaşatıyor. O dondurarak yahut adamın zihnini koyarak. Bunun doğru olmadığı şöyle çıktı. Bilmiyorum. Sadece beyninizde değil olay. Bütün vücudunuz o beyninizle ilişkili. Ruh sadece dedi. Beyninizi hepsi oraya iyi, ben şey yaparak yapamam onu. Ya hocam çünkü ruhu çözemiyorlar ruhu. Ne? Ruhu çözemiyorlar. Tabii. Bu kadar net. Ruhu çözemiyorlar. Çözemesi olmayan şeyi nasıl çözsünler? Nasıl? Bak şimdi. Neyse. Siz şimdi bir şey söylüyordunuz. Ben şeyli konulara girdik. Tartışmalı konulara girdik. Evet, daha kısa zamanda etik dediniz diye evet. Aklıma ama geldi. Şu anda insansız araçlar örneğin hani 5 sene sonra 10 sene sonra karşımıza gelecek. Şu anda en büyük tartışılan konu insansız araçlar. Ha. Kaza yaparsa ne olur? Evet. Yaşlı birisini suçlu? Yaşlı birisinin üzerine mi arabayı sürsün? İki kişi binerse ne olur falan. Tabii. Yok arabayı yaşlı birisinin üzerine mi sürsün? Diğer kazadan karar kurtulmak veremiyor. İçin. Yoksa verebilecek mi bu kararı? İşte bunun için işte etik ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Ahlak felsefecilerin bilmeceleri var. Bir köprüde duruyorsunuz. Hı. Ya birini kurtaracaksınız. Biri anneniz, diğerleri başka kadın. Hangisini kurtarırsınız ilk önce? Ahlaksızlık yapıyor. Biri anneniz, öbürleri değil. Akrabanız değil. Ama öbürleri üç kişiyi kurtaracaksınız. Annenizi kurtarırsanız bir kişiyi kurtaracaksınız. Hangisini kurtarırsınız? Annemi kurtarırsınız. Tabii ahlaksızlık yapacaksın orada. Tamam mı? Çare yok. Yani söylemek istediğim ahlak felsefecileri öyle numaralar koyuyor ki sizi ahlaksızlığa zorlayacak şey problemler koyuyor ortaya. Yapay zeka mı üç kişiyi kurtarır? Ha? O yapay zeka üç kişiyi kurtarır ama. Doğru olabilir. Yani. Ama ahlaklı olan belki odur. Nasıl programladığınıza bağlı. İşte yani o kadar işler nasıl programladığınıza bağlı. Yani. Yeni bir iş kolu işte. Hayır ama boğulan üç kişiden bir tanesi sizin anneniz olabilir. O da olabilir. O boğulan da benim annem olabilir. Yani olay o kadar şimdi, boyutları şimdi olan bir ahlak olayı var ki orada. Etik meselesinde hocamın söylediği mesela onu ben de gördüm. Hani kaza yaptı. Kim sorumlu veya ne yapacak? Yaşlı adamı mı sürecek, refüji mi sürecek mesela? Bununla ilgili bir meslek daha çıkıyor o zaman işin içinde. Tabii. Ne çıkıyor ben söyleyeyim. Etik nasıl olacak? Bir de hukuk çok avukat. Tabii. Evet, hukuk çıkıyor. Avukat yani avukatlar ama bu konuda veya sizin bu bana Zeliha Hanım yapmayın sakın psikolog olmayın dediğiniz. Bir... Tabii dedim. Ama yapay zeka ile insan arasındaki psikoloji de önemli ya. Bu arada. Tabii. Ben her şeyi yapay zeka yapar diye hiçbir şey demedim. Dikkatini çekelim. Hayır, ben psikoloji okuma diyorsunuz ya inatla okuyacağım yani. Yapay zeka psikolojisi. Haddime mi düşünce öyle bir şey diyebilir miyiz? Estağfurullah. Tabii ki okuyun. Ya biraz önce bahsettik bir desen var. Elimizde bir enstrüman var. Bu enstrüman nereye uyarsa o mesleği yok edecek dedik. Şimdi avukatların mesleği de aslında çok desen var orada. Bazılarını yok edecek bazılarını edemeyecek. Yani sonuçta belli desenleri tekrarlıyor avukatlarda. Evet doğru tabii. Ama mesela bu çok noktada... Çok güzel ifade ettin. Desen lafı çok güzel. O zaman avukat meselesi de mesela Tatum. Önümüzdeki yıllarda sinecek mesleklerden Türkçe biri olabilir mi? Bilmiyordum. Avukat. Şu anda bile yani şu anda. Bizi izleyen üniversite sınavına girecek çocuklar şimdi. O zaman hani bu desen dediğiniz işin içine bütün meslekleri katıp yapabilirsiniz. Tabii ki. Tabii. Psikolog mesela çok desenli mi? Bence çok desensiz çünkü insanlar desensiz. O zaman psikolog devam ediyor yani. Emin değilim ya. Sosyal. Öyle mi? Yani etmiyor. Şirinklere bakarsan onların da karşısında deli tipleri. Teşekkür ederim. Deli tipleri yani epey kategorize edebilirsin o deli tiplerini. Ama onun tedavi süreci var. Tabii o ayrı tabii bir konu. Tabii yani oradaki tedavilerde ama 1 milyon tane ayrı duruma baktığınız vakit o tedavi süreçlerini de yapay zeka çözebilir. Duyguyu kim? Yapay zekada duygu var mı? Tabii o duygu bilgilerini koyuyor. O bilgisini koyuyor hocam. Bakın, duyguyu koyuyor kendisini koyuyor mu? 1 milyon bir dakika duyguyu koymasına gerek yok. 1 milyon kişiye baktığı vakit onların duygularıyla ilgili bilgiler içinde. Tamam bilgi diyorsunuz yine. Şimdi araya gideceğiz galiba. Son iki. EQ deniyor buna.
EQ deniyor emotional da. Tamam. Q. Duygusal zeka anlıyorum duygusal da zeka. Hocam da çok ses kaldı. Size de şimdi, sorayım. Orada duyguyu öğreniyor. Duyguyu yaşamak başka bir şey, öğrenmek başka bir şey. Yani onun için Big Data'nın içinden ne aldığınıza bağlı zaten. Nasıl? Big Data'nın içinden neler aldığınıza ben bağlı. Ben de bir kadının için, duygularından anladım. Big Data deyince Allah dedim. O neye çarptığınıza bağlı. Big Data'nın içinden alınan bilgiler. Yani, nasıl tabii anlarsanız o şekilde olacak. Tabii. Ama duyguların hikayesinde ne? İşte duyguda dediği gibi hocamız öğreniyor. Bir milyon kişinin duygusal robotta tepkilerini duygu öğreniyor. Ama tabii duyguyu yaşamıyor işte. Yaşamıyor tabii. Heh, tabii. O yüzden orada hocam, terapist, psikoloji mu, falan. Ağlayabiliyor mu hocam robot? Nasıl? Programlar sana ağlar. Hayır, ağlayamıyor. Programlar sana ağlar. Ama ağlamak değil. Evet. Bakın çok meşhur bir deney var. John Searle bir felsefeci. Son bir dakika hocam. Son bir dakika hemen. Sonra araya devam. Chinese Room diye, Çin odası diye bir şeyi var. Çin odasının şey özelliği şu. Çince bilgisayar otomatik tercüme yapıyor. Çince'den İngilizce'ye. Bilgisayar yapıyor bunu. Nasıl yapıyor? Belli kurallara bakıyor. Bu geldi bunu yapacağım, bu geldi bunu yapacağım filan diye. John Searle diyor ki bu bilgisayar yerine bir adam koyalım oraya, adam. Adam bilgisayar ne yapıyorsa o kuralları uygulasın. Bu Çince'yi tercüme etti. Adam Çince biliyor mu diyeceğiz? Onu yaptı ama mekanik kurallara uyarak yaptı. Onu bilerek yapmadı ki o bilinçlilik meselesi çok tricky diyorlar. İşte ya. Bütün mesele i̇şte bu bilinç. Değil mi? Buraya yazıyorum ben. Burası zaten yazın, not oluyorum efendim. Bilinç, bir bilinç, duygu. Bunları yazın. Bu sizin gelecek meslek dalınızı belirleyecek. Ben çocuklar için. Hayır böyle bir şey söyledik yani çocukların her şeyi her... Ne evet dediniz hocam? Hayır siz dediniz ya, çocuklara çocuklar... öyle bir şey çizdiniz ki geleceği çocuklar o kadar kolay değil olay. Onların başına bela açılacak. Zor bir dünyaya geliyorlar. Zor bir dünyaya geliyorlar. Biz de hazır etmek adına bunları tabii konuşuyoruz bu yayında tabii zaten. Doğru. Yani hazır etmek doğru adına kastım doğru, mesela. Şey araya gideceğim ama 10 saniye var. 15 yaşında 16 yaşında biri bizi izliyorsa bir öğrenci, tabii, öğrenci üniversite sınavına giren bu konuda ha deyip araştırma işine girip başka mesleklere de yönelebilir. Bir kişinin tabii hayatına dokunabilirsek tabii, ne güzel. Doğru, yani. Hiçbir yapay zeka bir kişinin hayatına tabii böyle dokunamaz. Tabii. Diyorum. Oraya gidiyorum. Farklı Görüş devam ediyor. Son bölümdeyiz artık. Profesör Doktor Mustafa Ergen, Profesör Doktor Kemal İnan, Profesör Doktor Suudi Apak ve Profesör Doktor Mehmet Hüseyin Bilgin. Efendim hocam sizle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şimdi yapay zeka ve meslekler falan konuşurken hani küreselleşme her şey içine giriyor bunun bir kere. Ve biz aslında işsizlik istihdam meselesine de biraz nasıl diyeyim kafa yoruyor. Ya zaten ülkeler tabii herhalde buna kafa yoruyor. Tabii. Ama şimdi hocamızın söylediğiyle sizin söylediğiniz farklı ya. Farklı görüşteysek eğer mesela altyapısını sizin bu düşüncenizin altını besleyenler ne? Niye böyle düşünüyorsunuz? Birazdan Kemal Hocam'a ve size de soracağım. Çünkü ve size de soracağım. Niye böyle düşünüyorsunuz? Yani meslekler kaybolacak. Bu meslekleri yap yani işsiz kalanlar yeni meslekleri mi entegre edecekler? Yeni meslekler ortaya çıkacak. Onlar bunu tahmin edebiliyor mu ülkeler? Mesela. Hayır. Valla sanayi devrinin ilk başladığında öncelikle amaç neydi? Daha hızlı bir şey üretmek, daha kısa zamanda üretmek. İşte James Watt'la Albright'ın ürettiği bir elbiseyi işte eskiden 15 saatte üretirken yarım saate bunu indirmek. Ama bu neyle beslendi? Bir şekilde 1588'de İngiltere'deki kraliçenin ya da kralın harcama yetkisinin parlamento tarafından kontrol etmesiyle hızlandı. Hmm. Arkasından bu geldi. Şimdi bunun hukuku da yaratılacak yani bugün. Baktığınız zaman yeni şeyler de çıkıyor ortaya. Yani baktığınız zaman mesela yapay zeka hukuku. Yapay zeka hukuku. Avukatı, bunun yanında örnek. Yapay zeka, demin ben finansmana biraz fazla takılıyorum yaptığım yok şeyden dolayı ama evet, baktığınız zaman burada yapay zekayı nasıl finanse edeceğiniz, bunun yaptığı işlevlere nasıl finanse edeceğiniz ve daha temiz bir dünyaya girilirken, yeni enerji yaparken, bunları robotları kullanırken bunun finansmanı nasıl yapacağız? Bu arada mesela önemli. 1 milyar dolara MIT yapay zeka üniversitesi kuruyor diye bir haber vardı. Evet. Şimdi böyle yeni şeyler de var yani yapay zeka üniversitesinde o zaman yapay zekayı üretebilecek hocalara ihtiyaç duyulacak. Evet. Yeni bir istihdam alanı. Siz oradan ilerliyorsunuz değil mi? Örnek tabii ki. Sorayım. Tabii ki. Yeni alanlar. Ama bunun tespiti önemli işte.
Bunun tespiti bir zaman sonra olacak bu, ama bu zaman 10 sene mi olur, 20 sene mi olur, bir yakın bir gelecekte olacağını ben zannediyorum. Peki bunu. Bu orta sınıfın, işte sarı yelekliler dediğimiz ya da işte yine bu mültecilerden dolayı işsiz kalacağını düşünen orta sınıfın, Amerika'da dair buna, bunların bu isyanına ya da bunların bu çığlığına karşı neler yapılacak? Mesela o Fransa'daki hadise gibi tabii. Örnek. Tabii işsiz kalanlar önce basit mesleklerden gidecek. Yani yapay zekanın da zaten yaptığı, robotların yaptığı vesaire. Önce bunları almak, sonra daha entegre işlere doğru gidecek. Şimdi ama tabii yeni meslekler çıktığı zaman, mesela yeni bir yerleşim alanı ortaya çıkacak. Uzayda yaşayacak belki insanlar. Yukarıda bunun çalışmaları yapılacak. Yapay zeka daha hızlanacak. Çeşitli yerlere gitmek, uzay istasyonları kurmak. Teknolojinin etrafında toparlanan bir şey, meslekler grubu mu? Evet. Yani? Onu mu anlıyoruz? Evet, biz yani yenilikleri Newton fiziğiyle çözmeye çalışıyoruz şu anda. Ama mesela kişisel mali danışman diyorlar mesela. Ya da gizlilik danışmanı diyorlar mesela. Sosyal medya ya da öyle şeyler de var, meslekler de var. Yani söylenenleri onların içinde baktığınız zaman yani finansal yapıyla birleşen yapı içinde olması lazım. Siber güvenlik mesela lazım olacak daha ileride. Peki hocam Bitcoin? Şöyle. Dijital para. Bitcoin'in bir yere dayanması lazım gelişmesi için. Örneğin dolar mesela nasıl tahmin ediyorsunuz? Ama hocam Merkez Bankası bir şey çıktı. Öğrenilmiş bilgi şu an ama. Tabii. Hayır, şu an bizim söylediğimiz öğrenilmiş bilgi. Tabii. Yani bir para biriminin bir yere dayanması lazım diyorsunuz. Tabii. Ama Bitcoin biliyorsunuz dijital para bir yere dayanmak istemiyor zaten. İşte devlet parası olmak istemiyor. Nasıl olacak? Onun için biraz havada kalıyor. Çünkü devlet parası olması şart değil. Ya da dünyanın bir yere global bir parası olması lazım. Mesela global büyümesi ne oldu? Ona göre de değerlendirmesi lazım bunun. Baktığınız zaman belli bir şekilde ortaya çıkan bir pazarın içinde ne şekilde yer alacak? O zaman dijital para da ölü doğan bir durum mudur? Çünkü mesela dijital para almak için, Bitcoin almak için dolar veriyorsun veya TL veriyorsun. Tabii. Bitcoin alıyorsun. Bitcoin aldıktan sonra gidiyorsun Singapur'daki finansal pazardan şey alıyorsun. Ripple veya diğerlerini alıyorsun. Doğru. Sterling'i. Ama işin içinde yine dolar giriyor. Dolar giriyor şimdi. O doğru. Zaman bu dijital para meselesi... Dijital para meselesi bir şekilde dünyanın reel ekonomisine bağlı olursa ancak gelişir. Yani Bitcoin olduğu gibi sadece hayali bir takım değerlendirmeden değil de bir takım ekonomik şeyler dünyada, enflasyon bilmem Çin'de ne olacak mesela, büyüme hızı ne olacak baktığınız zaman, Amerika'da ne olacak? Bunların da bir paket halinde gelişmesiyle ancak ben Bitcoin'in dolara bağlı olarak bir değer olarak, bir ödeme aracı olarak bütün dünya tarafından tanınacağını zannediyorum. Şu anda. Siz sanal paraya inanıyor musunuz peki? İnanıyorum tabii. İleride olacak ama şu anda altyapısı eksik onun. Yani ama siz yine bir yere bağlıyorsunuz. Dolara mı bağlıyorsunuz? Dolara bağlıyoruz. Yine yani. Dolara bağımlılık bitmiyor hocam o zaman. Şöyle, o zaman Bitcoin'in bir manası kalmıyor. Dolara bağımlılık biter. Ancak yerel parayı kullanırsanız biter. O ayrı bir hadise. Ama siz Bitcoin'i globalleştirdiğiniz zaman zaten dolara bağlı olacak. O ya da diğer paralara bağlı olacak. O zaman ama, işin adı başka bir şey gidiyor. Yani tabii. O sanal paralara... Efendim kısacası Bitcoin diye bir şey palavradır. Yürümez diyor. Öyle diyorsun. Şunu çok kısacık var bir şekilde söylüyor. Sizi üzmemek için. Hayır yani gerçekten değil. Mesele bundan ibaret hayır, yani. Hayır. Bir şeye bağlanması lazım. Bir şeye bağlanması lazım. Bir yani, bit de haklıdır. Ben de katılıyorum size. Bitcoin evet. Konusunda sanal ben de... Sanal para, dijital şey para. Ama blockchain teknolojisi bence şey... Blockchain ayrı bir olay. Blockchain decentralized. Yani merkezi olmayan karar alma mekanı. Bilgisayarın ayrı bir tabii. Konusudur. Distributed computing yani bir merkeze bağlı olmadan iş yapabilme kapasitesidir blockchain. O blockchain demiyorum ben zaten. Şey diyorum. Blockchain. Dijital para blockchain. Hayır ben dijital paradan bahsediyorum. Neden dijital paradan bahsediyorum? Çünkü şöyle dolara bağımlılık mesela özellikle bizim gibi ülkelerde ne oldu? Ağustos ayında gördük. Hop diye gitti. 7.20 bilmem ne oldu. Yani ülke ekonomilerini etkiliyor dolara bu hikayesi bağımlılık. Dolayısıyla ülkeler dijital para yöntemiyle ticaret yapsalar, ithalat ihracat yapsalar belki başka bir şey geçecek yani bu iş. Ama nasıl? Dijital para eğer siz mesela A ülkesi dijital para üretiyorsa o yani geçerliliği olmaz. Eğer küresel bir dijital paradan bahsediyorsanız o küresel dijital herkesin... parayı nasıl elde edeceksiniz? Yani bugün dolarla aldığınız gibi yine altınla dolarla bir şey verip almanız gerekecek yani. Dolayısıyla yani o bağımlılığı bu günümüz dünya modelinde bence azaltmaz. Maaşlar tabii ortadan kalkacak, puan yüklenecek bu şeyde, da o zaman saatlere. Hem hocalarımız söyledi hem Davos'ta Bitcoin ile ilgili çok olumsuz şeyler söylendi biliyorsun orada konuşmalarda. Yani zaten inanmıyor musunuz siz mesela? Ben Bitcoin'a inanmıyorum. Ben dijital para inanmıyorsunuz. Hayır dijital para işte dijital para aslında blockchain'in bir parçası. Bitcoin ama Bitcoin değil yani. Yani başka şekilde dijital arkasında, para diyorum tam ben. Bitcoin demeyelim. Hayır, blockchain dediğimiz zaten o. Mesela merkez bankaları belki ileride dijital para çıkarabilir. Arkasında devlet gücü olur, merkez bankası gücü olur. Ya da ne bileyim işte farklı ülkeleri bir araya tek gelip. Tek para birimi diyorum hocam. Dünyada mı tek para birimine bahsediyorsunuz? Ve bu bir sanal para diyorum. Yani
İnanıyor musun, inanmıyor musun? Yani bu çünkü konuşulan, tartışılan bir konu şimdi, ve dünya ticaretini etkileyecek bir konu. Yani doların kalktığını düşünelim. Amerika'nın ekonomik hakimiyeti sürer mi? Amerika'nın ekonomik hakimiyeti sağlayan önemli bir şey dolar. Yani ABD doları rezerv para olması. O zaman hocama dönüyorum hemen. Bu mevcut modelde yani Amerika dünyanın patronu olduğu sürece doların hakimiyeti sona ermez. O zaman şunu soracağım. Dolar yerine dolar değil başka bir para şey yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Örnek veriyorum, Bitcoin. Ama arkasında Amerika mı var? Amerika var ama arkasında o işte. Mesela Bitcoin çıkardı, dolar zaten basmıyor adamlar. Basılısı %5 yani. Hala zaten online gidiyor o iş. Bitcoin dedi, Bitcoin çıktı. Ve dünyanın tek para birimi Bitcoin'le devam ediyor her şey. Öyle bir şey olasılık mı? Olmaz. Yok. Niye? Çünkü dolarla alınan bir Amerikan'ın hakimiyeti var. Demin anlattığım şekilde. Bitcoin olacak işte mesela. Hayır, şimdi şöyle, onu paylaşmaz kimseyle. Yeni dünya düzeninin anlaşmaları vesaire hep ayarlanması lazım. Böyle bir şey olmaz. Yani pratik olarak olmuyor. Çok basit başka bir soru sorun bu sorudan önce. Dünya tek bir hükümetle yönetilebilir. Mesele buradan geliyor. Asıl sorun o. Merkezi, çünkü dünyadaki bütün sorunlar tek bir hükümet. Zorlayıcı. Çünkü bir şey, çevre sorunlarını alın. Nükleer silahlanma sorunlarını alın. Bütün bu sorunu, işsizlik sorunlarını hepsini alın. Bunların hepsinde eksiklik nedir biliyor musunuz? Dünya düzeyinde bu işi zorlayacak bir hükümet yok. Onun için uluslararası hukuk diye bir şey yok. İşte yok, tamam. Ben yok, de böyle bir şey hemen, yok. Hemen masa böyle bir şey olmadığı vakit Bitcoin bir fantezi. Onun içinde kaynamış bir fantezi. Onun altını dolduracağım. Masaya bırakıyorum şu an. Önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler dedim ya başta. Evet, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası bilmem ne. Eğer tek bir hükümet bitti. Kurabilirseniz Birleşmiş, tek bir para olur. Evet, Birleşmiş Milletler gibi ama Birleşmiş Milletler gibi diyorum ama burada belli bir başkan dönem dönem değişecek ve diğer ülkelerin liderleri mi diyeyim artık, yönetilen bir dünyadan bahsediyorum. Tek elden. Tabii. Ve tek elden yönetilen dünya ile beraber tek para birimi. Geleceğin dünyası böyle olamaz mı? Olamaz. Milliyetçilik var, kahramanlıklar var vesaire. İnsanın olduğu yerde olmaz o. Olmaz. Robotlar yönetirse olabilir. Yani çok uçuk bir şey konuşuyor olabilirim gecenin bu köründe ama bu tartışılıyor bu konu. Ama ondan önce çok daha ciddi başka tehlikeler var. O olmaz. Bence garanti veriyorum. Ben burada garanti veriyorum. O film fantezisi olur, uzaylılar gelir falan. Yani. Olmaz, o olmaz. Çünkü o zaman seçim olması lazım. Demokratik olacaksa bu, o hangi hükümetse onun başbakanını bütün ülkelerin seçmesi lazım. Seçmesi için bir ortak bir toplumsal değerler bütünü olması lazım. Yapıcı yıkımdan bahsediyorum ben. Çok başka bir şeyden yapıcı yıkım değil. İlerlersek İstediğiniz başka kadar bir yere gidiyor. İstediğiniz kadar creative destruction değil. Yine de olmaz. Yani o olayı çözmez. Sizin olmaz. O dünya hükümeti kurma şeyi o her zaman düşünülmüş bir rüyadır. Hiçbir zaman da çalışmamıştır. Ama tartışılan konulardan bir tanesi yani diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani sonuçta bu yani paranın akışkan hale gelmesi, özellikle siz yani dijital paraya belki bir varlık varlığa bağlamasak bile ama para transferleri için dünya ekonomisini hızlandıracak bir olay. Olabilir. Yani A ülkesinde değeri B ülkesinde devam ediyorsa para transferleri, ticaret, bunların üzerine bina edilmesi muhtemel. Zaten herkes de bu en uygun dijital paranın yaratmak peşinde. Yani Bitcoin bir tanesi bunların isminde. Ethereum bir tanesi. Yani, evet, var, yani şu anda üçüncü versiyona kadar geçtiler. Var dolu var. Yani daha hızlı olsun, daha şey olsun, işte saklama kapasitesi fazla az olsun, işte daha az işlemle bu iş yapılsın. Hangi bir tanesini bulunursa yani bir para birimi olacaktır. Ama arkasındaki işte bu sovereignty dediğimiz yani ülkelerin silah gücü eğer kitlelerin silah gücünden yüksek olduğu sürece dijital paranın kullanımda olmayacağını görebiliriz. Bu arada mesela size bir şey söyleyeceğim. Bildiğim kadarıyla diyorum. Mesela Bitcoin dediğimiz para aslında normalde bundan 10-12 sene önce oyunlarda verilen para birimi olduğunu biliyor muydunuz? Tabii. Şu an Fortnite denen bir oyun var. Çok oynanıyor dünyada. Bir numara. Ben oğlumdan biliyorum. Orada da bir V-Best denen bir para birimi var. Ve o para birimiyle işte bir şeyler alınıyor, satılıyor bilmem ne. Şimdi olayın bu tarafını da es geçmemek lazım. Yani o Bitcoin çıkış noktası bilgisayar oyunlarıydı. Hı-hı. Yani o yüzden de tek para birimi diyorum. Yani çok belki uçuk bir şeyden bahsediyorum size ama hı-hı, hani siz katılmıyorsunuz bana demek ki. Tamam. Yani katılmak için o parayla ben petrol alabiliyor muyum? Alabileceksiniz tabii. Alabileceksiniz ayrı. Alabiliyor muyum? Şu an alamıyorsunuz. Alabildiğimiz bir zaman hiç oldu mu? Gördünüz mü böyle şu bir şey? Bitcoin'le şu ülke bütün petrollerini Bitcoin'le aldı. Şu an demiyorum ama hocam. Şu an bugünün konusunu konuşmuyorum ben. Bundan sonraki geleceği konuşuyorum. Ha bir de şu da olabilir tabii. 1900'lü yıllarda hocamın dediği gibi uçan arabalar falan diyorduk biz değil mi? 2000'de. Onu konuşacağınızda olmadı. Şöyle bir şey konuşun daha kolay. Bitcoin'i bir yana bırakın. Şu anda dolar diye bir şey var. Daha önce altındı. Altın var. Altın duruyor hala. Altın niye söylemiyorsunuz? Ama bağlı değil.
Ama yani altına bağlı değil olay. Demek ki o yani altın meselesi de çalışmadı. Doğru dürüst çalışmadı çeşitli nedenlerle. Çalışabilir onun hocam, Amerika yaptı. Çalışabilir tabii, anne Amerika yaptı, onu anladım. Şu anda doların hakimiyeti, çünkü Amerika birinci savaş bittikten sonra tam hakimdi. Onun için kendi parasını da hakim para olarak kodu. Olay bu. Şimdi o sorgulanıyor. Rusya ondan kaçıyor, Çin ondan kaçıyor. Biz sıkı bir ağzımız yandı. Onun için Türkiye de ondan kaçmakta niyetli. İran zaten köşeye sıkışmış. Ondan kaçmak istiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Sıkı bankalarını sıkıştırdılar. Böyle bir durum var. Şimdi bu siyasi bir durum. Bu böyle bilim kurgu filan değil. Bu Bitcoin filan değil. Bu bir para biriminin kendi özelliklerini kullanarak başkaları üzerinde hakimiyet kurmasına karşı bir tepki olarak oluştu. Aynı şekilde bir dünya hükümeti olmamasından dolayı dünyadaki siyasi güçler bir çatışma durumuna geldi. Burada böyle bir çözümsüz ya çözümü zor bir duruma geldik. Mesele bu. Evet, ben hocam ne diyorsunuz? Şimdi, siz finansal tarafı daha çok hocam biraz daha ağırlıklı biliyorum tabii. Evet. Şöyle şimdi dünyadaki yapıya baktığınız zaman her şey doların lehine oluşuyor. Yani bu deminki veto hakkı vesaire dedim ama dünya finansal piyasalarının merkezi her ne kadar Londra olsa bile o City'de dolarla yaptığınız olaylarda vergi vermiyorsunuz. Ama Amerika'da yaptığınız bir şeyden dış işlem yaparsanız vergi veriyorsunuz. Onun için o dolar piyasası Londra'da gelişiyor. Ve 625 tane banka vardır orada. Onlar dünya faizini verirler. Hangi ülkeye, hangi bankalara ne kadar limit verileceğini, ne yapacağını hepsini ona göre verirler. Şimdi baktığınız zaman dolar hakimiyeti var burada. Mesela siz bir İtalyan bankasından gidip de bir sendikasyon kredisi ya da normal bir kredi alacaksanız size derler ki git Londra şubesini al, vergi yok ama limitlere Milano ayarlar mesela. Peki finansal sistem değişiklikler görecek miyiz hocam? Şimdi finansal sistemde şöyle bir değişiklikler göreceğiz. Birkaç tane ülkenin parası bunu zorlayabilir ama bundan da insanlar şöyle ticarette vazgeçmiyor. Japonya hala ticaretinin %40'ını dolarla yapıyor. Çin ticaretinin tamamını dolarla yapıyor. İşte onun için dolarlar çok birikiyor vesaire. Tabii buna baktığınız zaman bunları alacak olan Orta Doğu'daki bir takım ham maddeler vesaireler şimdi dolar dışında yapılabilir mi, örgütlenebilir mi? Eğer Amerikan şirketleri buradaki hükümranlığını bırakırsa yapılabilir bu tabii. Yani İran parası da olabilir. Ne bileyim Rusya rublesi de olabilir vesaire. Şimdi buna baktığınız zaman tabii bu yapının fazla değişeceğini pek görmüyoruz. Yani bu hükümranlığı bırakmak istemiyorlar. Yani bir taraftan teknoloji ve istihdam ve işsizlik değişirken finansal sistem aynı mı kalacak? Şu anda kısa vadede aynı kalacak. Yani çok uzun vadeyi ben göremiyorum tabii. Yani kısa vade için konuşuyorum ben de zaten. Şu anda konuşursak aynı yani devam edecek. Yani hala finansal sistem ve hocamızın söylediği icra, hani bunların beraber sırt sırta çalıştığı teknoloji ilerlerken beraber evet. ilerledi değil mi? Ben i̇şte yanlış burada anladım. Monopol ekonomisi, işte kazananın her şeyi aldığı ekonomisi aslında sizin dediğiniz o tek dünya düzenine doğru gidecek en büyük emare. Ama şimdi bunu tek bir devlet mi yapar? Her devletin bir monopolü mü olur? Hmm. Ya da biz burada yani her devletin monopolü varsa o ilerideki dünya düzeninde ayakta kalacak demektir. Hmm. Geri kalanlar da o monopollere çalışan insanlar olacak demektir. O zaman işsizlik ve istihdam meselesini de çözeceğiz demektir. Evet. Yani buradan o çıkıyor evet. konuştuğumuz yapay zeka. Nasıl çözdün efendim, ben de öğreneyim. Çözdüm ben. Az önce çok hızlı çözdünüz. Onun için ben izleyemedim. Yakalayamadınız. Tek para içinde, birimi, tek para birimi, tek hükümet ve istihdam. Tek hükümet olursa her şey çözülür. Riske yaratırsa işte. Tek hükümet, tek para iyi yapamaz orada. Neredeyse yani, hükümet ben de. Ülkeler değişik ya da bankalar değişik şeyi faizlerden kredi kullanıyorlar. Benim aldığım kredi farklı, sizinki farklı, hocalarımızınki farklı. Niye? Çünkü risk primi denen bir şey var. Türkiye tabii. diyor riskli diyor, pahalıya alıyor. Tabii. Siz Avrupa'nın %1'den kredi kullandığı zaman Türkiye'de %7'ye geliyor. Hadi bakalım rekabettin. Dolar faizi olarak evet. baktığın zaman. Zaten kendi içinde bir eşitlik yaratılıyor. Diyor ki Türkiye'nin riski fazla. Nasıl fazla? Türkiye'nin riski niye fazla olsun? Türkiye bütün borç aldığı borçları zamanında ödemiş şimdikler. Evet. Nerede risk burada? Yok ama baktığınız zaman öyle bir şey sunni olarak yaratılıyor ve batılı bankalar vesaire buradan büyük bir kar elde ediyor. Rahat alıyor. Tabii. Çünkü orta derecede çalışan bir takım işte ülkelerin şeyler var. Şimdi bu hocam bu sistem yanmıyor. Devam eder mi yani? Böyle bu sistem devam ediyor böyle şu anda. Böyle gidecek mi? Eder. Gidecek. Yani ebediyete kadar böyle gitmeyecek. Hayır yani sömürgeci bir düzen yani, devam edecek. O zaman 15, insan 5 yıl, haklar, 15 yıl böyle gidecek hocam yani. O zaman haklar ayaklanmaya devam edecek. Pardon yani. Yani. O zaman hangi ayaklanma? Ayaklanmadan kastım öyle değil. Yani şu anki sarı elekler, protestolar, ayaklanma demeyeyim. Dünyada rahatsız olan daha yayının başında söylediğimiz orta sınıf rahatsızlığı bu süreci, bu sürdüğü sürece devam edecek. Tamam. O zaman böyle. Dünya hep böyle devam edecek. Evet. Ama bu sürdürülebilir değil, eşyanın tabiatına aykırı. Peki mesela tek hükümet, tek para olsa siz dünyada sorunların sona ereceğini sanıyor musunuz? Mezhep çatışmaları, ha. yine lokal milliyetçilikler,
ırk, yani ırklardan, etnik kökenlerden kaynaklı bir geçme. Ülke içinde tek hükümetimiz var. Ülkelerin içinde var yani sorunlar. Yani Irak'ın içinde 5 parça sorunlar. Türkiye içine bakın, tek hükümetiz. Tabii. Sorunsuz muyuz? Ya orası öyle. Ben sadece hani bu şey anlamaya çalışıyoruz burada. Yani hey, bu hem teknoloji hem değişen sistemler. Şimdi finansal sistem aynı kalacak diyor. Aynı teknoloji kalacak. Finansal mesela sistemin içinde zaten var. Yani küresel finansal mimaride kısa vadede bir değişiklik öngörmüyor hocam. Öngörmüyor hocam. Öyle diyelim. Yoksa Kemal finans hoca sistemin içinde teknolojiye bağlı olarak onu gelişmeler zaten olacak. Yok yok, düzenden yani bahsediyorum. Evet. Kemal hocaya göre de bu işsizlik patlama. Patlamaları görüyoruz. Azalmıyor. Evet. İnşallah azalsın da görelim. Mesela siz o noktada nerede duruyorsunuz? Tam ortada mı? Hayır, ben açıkçası şeyde duruyorum. Yani ben monopol ekonomileri tarafında durmak istiyorum. Hani lafı da hep oraya getirmek şirket istiyorum. Şirket tarafında hocam. Şirket tarafında durmak istiyorum. Kapitalizmi savunuyor. Çünkü girişimci kapital yani. Kitabı da burada. Yani biz de monopol ekonomisinde pay sahibi olmamız lazım ki söz sahibi olalım. Çok uluslu ulusal şirketimiz diyorsun sen değil mi? Oraya geliyor işte. Evet. Burada doğru, doğru, onu yapalım. O Türkiye'nin sorunu. Dünyanın sorunu değil. Her ülkenin sorunu. Her ülke, ama her ülkede böyle gittiği vakit yine sorun çıkıyor. Tabii. İşte bazıları gidebilecek, bazıları gidemeyecek. Tabii. Şimdi bu girişimcilik meselesine de gerçi ya 10-15 dakika kaldı, çok vakit şey yapamadık ama mesela bu girişimcilik, yani bu şeye giriyor, o yaratıcı zeka hikayesi. Girişimcilik de bir yaratıcı zeka diye tabii, düşünüyorum ben. Girer. Mesela bu girişimcilik yeni ve yani yeni meslekler dediğimiz hadise, birinin bir yerde oturup bir şey düşünüp onu girişimci şekilde sunması. Yani evet, ben öyle anlıyorum girişimci. Bakkal açmayı girişimci olarak görmüyorum. Yani ya üstsel büyüme kuaför sağlayan meslekler, sınırları aşabilen ürünler ve servisler. Hani günümüzde teknoloji bazlı girişimciliğin tanımı. Evet. Yani siz yine bir garajda yapacaksınız ya da bir ufak bir takımınız olacak. Ama ürün ve servisleriniz bütün dünyaya açılabilecek. Tabii. Bunu daha kolay açılacak. Yenilik de evet, içermesi daha lazım. Kolay açılacak çünkü hem internet var, hem finansal sistem buna yatkın, hem para akışları gidip gelebiliyor, hem ulaştırma işin içinde. Böyle bir dünya var. Yani bu dünyada eskiden diyelim ki bir Microsoft size bir ürün satacağı zaman aynı araba firması gibi satıyordu. Yani her ülkede distribütörü var, her ülkede ülke müdürü var. Doğru. Ürünlerini paketliyordu, kutuluyordu, size kadar getiriyordu. Şimdi öyle bir durum yok. Yani internet üzerinden dağılabiliyor, internet üzerinden parayı toplayabiliyorsunuz. Ha, bir de ona gelelim. Yani siz şu anda ölen işleri görüyor musunuz? Benim evime kağıt girmiyor, kitap girmez. Kütüphanem falan yok. Hepsi elektronik bunun içinde. 1000 tane kitap var bunun içinde. Evet. Hepsini indiriyorum elektronik olarak. Ama yazılmış İngiltere'ye gittiğim vakit kırtasiyecilerin hepsi iflas. Kalem çok az kaldı, yok. Evet. Evet, kalem çok elde buradan gidiyor olay. Tamam, onlar işte gidiyor. CD yerine, diye bir şey kalmadı. O mesleklerin yerine neler gelecek tamam, meselesi giriyor şimdi. Robot pazarlama elemanı. Robot şey satış. Siz yazmışsınız öyle. Telemarketing pazarlama diyor yazmışsınız. Servis, satış sonrası servis. Tamam, uydurmasyon şeyler yazmışsınız orada. Bazı şeyleri ben hiç tutmadım. Cyborg tasarımcısı dedim. O rekord fail demişti. Siz de aynını demişsiniz. Ben bir şey demiyorum. Dünyaya uyum sağlayacak. Satış sonrası servis bakım robotlar için. Tabii. Evet. Yani hayır robot, bunlar mesela pazarlama arka elemanı. Anadolu gezecek, anlatacak, satacak falan. Müşteri temsilciler robot yapılır. Yani telepazarlamacılar, müşteri desteği, depo işçileri, kasiyerler, telefon operatörleri, Facebook çalışanları, montaj. Mi? Hayır bunlar yapay zeka tehdidi altındakiler. Evet. Tamam, evet. Montaj attığı müfettişleri, kuryeler mesela. Evet. Çünkü zaten drone'lu kuryeler var. Ama işçiler gidiyor. Nasıl? Dükkanlar gidiyor. Ben artık almıyorum şeyden. Giyim eşyası bile değişiyor. Çünkü evde deneyebiliyorsunuz yapay olarak bazı şeyleri. Bir de şunu da söyleyeceğim aslında. Konu konuyu yani açıyor. Daha gelmedi o. Türkiye'de geldi. Evet konu konuyu açıyor. Bir de şu var. Şu şeyi hiç konuşmadık. Tüketim alışkanlıklarını hiç konuşmadık aslında. Tabii onlar mesela değişiyor. Hiç konuşmadık. Doğru. Örneğin şu an mesela bir araştırmaya göre şimdiki gençler öyle kıyafete çok para harcamayan, çok lüks sevmeyen, daha rahat giyinebileceği şeklinde bir hikaye var. Evet. Orada ne çıkıyor? Çok dünyanın en büyük markalarını düşünün. Binlerce dolara satılan takım elbiseleri, bilmem neye sat. Şimdi o firmalar çok iyi durumda olmadıkları için gençlere yönelik daha uygun fiyatlı, daha sportif bir üretime gitmeye başlamışlar. Diyebilirler. Şimdi bu tüketim alışkanlıkları da işte yapay zekaydı, teknolojiydi, birbirlerini iç içe besleyerek ilerliyor. Bu moda adı altında son 100 yıldır var. Hayır ama şimdiki gençlik daha basit, daha sade moda yaşama. Öyle gidiyor.
Moda daha sadece değil. Sadece moda değil, yaşama, yaşamda. Araba almak istemiyorlarmış mesela yapılan araştırmaya göre. Araba için para harcamak istemiyorlar. Ev için para harcamak istemiyorlar. Çünkü yeni sistem var. Gidiyor herhangi bir yerde ev kiralıyor. Neydi onun adı unuttum. Araba da keza aynı şekilde. Evet. Ne oluyor o zaman? Otomotiv sektörü. Değil mi? Doğru mu? Yani baktınız. Birinci dediğiniz doğruysa ikinci dediğiniz de doğru. Oraya gidiyor. Hayır. Şimdi bu yapılan araştırmanın üzerine gideceğim. Doğru diyorsun. Anladım. Yani araba sahipliği modeli işte ortadan yani kalkıyor. Şimdi başka nedenle kalkıyor. Şimdi başka ondan dolayı değil. Hocam şimdi sizin şoförsüz araba meselesi var ya. Hı. Her an sokakta herhangi bir arabayı siz emriniz olarak kullanabiliyorsanız, sizi götürüyorsa köpek gibi ya da at gibi. Yeni nesil arabaya para yatırmak istemiyor. Ha. Yapılan araştırma işte ben bu. Ben onu söylüyorum. Yeni niye araba almak istemezsiniz diye ikinci bir neden söylüyorum. Tamam. Gençlerin İnsansız modasından araştır. Öte bir şey söylüyorum. Hocam şimdi sizin söylediğiniz tarihte o çocuklar hep vardı. Geçmişte de vardı. Tabii vardı. Her zaman o çocuklarda yeni kuşaklarda her zaman yeni kuşaklar öyle oldu diye araştırma yapmışlar. Ama Zeliha Hanım da haklı olduğu bir yer var hocam. Şimdi yeni nesil hakikaten bilgisayarla, teknolojiyle büyüdüğü için şeyleri çok daha farklı. Yani bizimle mesela yeni kuşak yani çünkü doğru. Çocuklar arasındaki fark çok daha büyük. Tabii. Yani bizimle babamız arasındaki farktan çok daha büyük bir fark var. Mesela Zeliha Hanım da haklı olduğu bir taraf var orada. Bu arada tüketim alışkanlıkları, konuşma alışkanlıkları, değişik. Kendi ilişkileri, arkadaş ilişkileri, sosyalleşme falan inanılmaz değişiyor. Akrabalık ilişkileri onlarda çok daha farklı. Tabii. Yani bayramda hani amcamı dayımı arayayım falan yok yani onlarda. Ama bizim de zamanımızda tüketim ilişkilerine biz karar vermedik ki modaya karar verenler verdi. Modaya bizim bir kararımız yok, olmadı sırf ki. Moda demedim ne hocam. Demek istediğimi. Ben sırf moda demedim. Yok. Yani bu ev alma mesela. Çok daha farklı bir değişim var. Ev alma mesela. Ev almak yeni nesilde ev alma, eve para yatırma durumu yok. Sokakta mı yapılan araştırma. Kiralama. Ama birileri bir şekilde sahiplik olacak ki ondan sonra o da kiralayacak onu. O var. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu dediklerinize fazla katılmıyorum. Hayır bu yapılan bir araştırma. Ben yapmadım valla. Olabilir ama yani evet. Dünyadaki çeşitli sektörlerin üretimlerine bakın. Tekstil, otomotiv, işte gıda vesaire. Hepsinde bir artış var. Kriz olursa biraz düşüyor. %1-2. Ertesine tekrar artıyor. Yani devamlı bir artan bir trend var ama. Yani her şeyin bir alıcısı ortaya çıkıyor. Çünkü nüfus artıyor hocam. Tabii. Yani yeni mesela bazı şeyler yok olsa CD'ler bitti. Tabii. Yani, şeyler bitti. Araba telefonları azalıyor. Bitti mesela zamanında vardı. Bazı şeyler bitiyor. Bazı şey bitti yani. Ama şey çıktı hocam. İşte flash bellek var yani. Flash bellek var. İşte onun gibi. Yani baktığın zaman belki bir üretimde bir çeşitlendirme mesela olabilir mi? Disk vardı, disk altı CD geldi. Şimdi flash bellek var. Nasıl bellek ama, çeşitlendirme? Ama şöyle temel ürünlerde bir değişiklik yok. Artıyor. Daha fazla inşaat yapılıyor. Bu ülkenin kalkınmış düzeyiyle ilgili. Daha fazla otomotiv sayılıyor üretim miktarı. Evet ama nüfus artıyor işte. Şimdi nüfus artıyor bir de şöyle evlerin artması mesela bir tanesi göç vardır, şey vardır, çekirdek aileye doğru gidiş vardır. Birçok şey sebep var. Şimdi bu tabii kendi içinde bir talebi yaratıyor yine. Çünkü tamam ev kiralayanlar var gençlerden vesaireden filan ama bir şekilde sahiplik de var. Yani o gençlerin bazıları da işte bir şekilde sahip ona. Şimdi dolayısıyla tabii bunun sebebi mümkün olduğu kadar değişen şeyler bir takım şeyler oluşurken eskiye bağlı duruyor şu. Biz hala şu anda demin söylediğim gibi belki uzaya gidecek insanlar daha ileride. Dışarıda uzayın dışında bir takım şeyler, siteler kuracaklar vesaire. Ama nedir? Biz hala Newton fiziğiyle uzayı çözmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı kaynaklanıyor buradaki sıkıntılar. İşte yani eğitimde de aynı şekilde çok tabii. Uzun bir konu tabii. Mesela şimdiki neslin yetiştiriliş şekliyle yeni nesillerin eğitim sistemi birbirini tutmuyor. Şimdiki nesil daha iyi mi kuantum biliyor zannediyorsunuz? Kuantum meselesi kuantum değil. Bilmez. Bunlar çok... Hiç şey bilmiyor şimdikiler. Ya şimdiki yani bakın, öyle bizimden çok farklı bir şey değil şöyle, mi? Şöyle yani bir kere çok hızlılar. Yani sabır yok mesela bunları da baz alarak söylüyorum. Ya da üniversitede öğretim şekilleri, üniversitede öğretim... Siz daha biliyorsunuz öğretim üyelerisiniz. Öğrencilerle temaslarınıza baktığınızda farklılıklar görmüyor musunuz? Yani özgüvenleri bizden daha fazla. Yani eksiklikler, artılar... Tecrübeye itimat etmeleri, değer vermeleri bize göre çok daha farklı. Peki yani her sene bir önceki seneye göre fark ediyor mu? Yani yılda değil ama böyle birkaç yılda bir kuşak şeylerde bence fark ediliyor o değişim. Ayrıca hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Bizden bahsediyorum. Türkiye ayrı, Hindistan bambaşka. Türkiye'de, Çin çok yo, başka. Yok yok bakın ben Türkiye'den... Ama orada 1.3 var, sizin garibanlar 80 milyon. Hayır şunu demek istiyorum hocam. Şimdi siz öğretim üyeleri olduğunuz için siz evet. Daha iyi bilirsiniz. Oradaki gençlerin ilerleyişi, gerileyişi veya durumunu ben onu demek istiyorum. Türkiye'de örneğin eğilimlerden bahsediyorum. Değil mi? Yani şöyle tabii. Yani bizim, mesela sizin verdiğiniz bizim, öğrenciler nasıl evet, öğrenciler? Yani bizim zamanımızda, 5 sene önceki nasıldı şimdi nasıl? Tabii fark ediyor. Yani bizim zamanımızda internet yoktu. Hani biz... Ben internet kuşağının hani öncesi ve sonrasının ortasındaki kuşağım. Şimdi yeni nesil internet kuşağı. Yani onların odaklanacağı çok şey var.
Belki üniversite onların içinde bir tanesi. Bizim zamanımızda üniversite tekti. Ya da eğitim sistemi tekti. Şimdi böyle bir kuşakta siz anı yaşayan bir kuşağa eğitim vermeye çalışıyorsunuz. İşte siz kendinizi değiştirmeye ve yenilemeye çalışıyorsunuz bir şekilde, doğru mu? Değiştirmeye yani herkes çalışıyor. Yenilemeye. Bütün üniversiteler, bütün dünya zaten kendi üniversite sistemini değiştirmeye çalışıyor. Yeni nesli de uydurmaya çalışıyor. Yıllar önce hani daha çok böyle araştırma odaklı olmaktan biraz daha böyle girişimci olmaya. Çünkü alttaki insanlar eskisi gibi 4 sene sonra ben lisans eğitimimi alacağım, işe gireceğim garantisini kimse veremiyoruz. İş işine inip dönüyor işsizlikle. Kendi işini yaratmaya geliyor. Ve şu anda bütün üniversiteler hani isimlerinin önüne girişimci üniversite nosyonunu getirmeye çalışıyor. Bütün üniversitelerde, teknokentlerden Kuluçka merkezlerine kadar her şey almış başına gidiyor. Yani patentlerini açıyorlar Amerika'daki üniversiteler. Yeter ki gelsin birisi alsın, bunu şirketleştirsin diye. Bu bir süreç. Bu sürecin içinde işte dijital eğitim süreçleri var. Acaba fizik dersini benden mi almaları lazım, yoksa MIT'deki bir hocadan mı almaları lazım? Yani MIT'deki hoca 1 milyon kişiye ya da işte 10 milyon kişiye Hollywood stüdyolarında çekecek bir fizik dersini. Ve herkese dağıtabilecek. Benim ne görevim olacak orada? Yani ben öğrenciyi... Mustafa'nın işi de gitti kısacası. Evet. Teknik üniversite profesör ama kimse onun dersine girmiyor. Herkes MIT'deki hocayı dinliyor. Kaldı mı işsiz? Öyle mi? Yani muhtemelen böyle olacak ileride. Olabilir. Sizin nasıl olacak hocam? Ekonomi? Olabilir. Ekonomi. Otomatik yani tercüme de var. Profesörler de mi işsiz kalıyor burada? Hayır, farklı bir nosyon. Kalabilir tabii. Bakın ben şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeye dönüşen bir durum olacak. Yani ben onu burada bu yayında çıkarmaya çalışıyorum. Yani onun için sizin ağzınızdan almaya çalışıyorum. Yani profesör, şu avukatlık mesela meslek ol ama yapay zeka avukatlığı. Araba meselesi. Devam edecek. Doktor ama başka bir şey. Yani, değişen, yani biz... yenilenen, değişen, ilerleyen, durmayan. Demek istediğim o. Yeni mesleklerde kasıt, işte dediğiniz gibi CD gitti ama USB geldi. Bakın, USB üreticisi oldu. 1980'lerin sonu. Basit bir şey söyleyeyim size. 90'ların başı 90'ların, mı? 90'larda hocam bu internet falan işte bilgisayara yakınlaşana kadar üniversitelerin çevrelerinde tez yazım ofisleri vardı. Yani İstanbul Üniversitesi Beyazıt'ta çok vardı. Tabii. Yani siz yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz ya da lisans ödevi yazıyorsunuz ama sizin bilgisayarınız yok. Gidiyorsunuz para vererek yazdırıyordunuz. Şimdi o meslek yok oldu. En klasik veren örnek bir tanesi matbaalarda elle dizme vardı. Yani matbaalarda. O mesele yok oldu. Ama mesela yayın sektörü devam ediyor. Bir ton kitap var. Benim doktora tezimi daktiloda bir hanım yazmıştı Berkeley'de. Öyle bir şey yok. Şimdi herkes kendi yazıyor. Ben de kendi yazıyorum. Ama şimdi şu var hocam, mesela bir ton böyle işte insan YouTuber çıkıyor şimdi. İşte YouTube'da program yapıyor, kanal açıyor, kitap yazıyor, kariyer üzerine, gençler üzerine YouTube'da var kitaplar yazıyor. Var, daha yeni açtım. Falan. Yani yeni şeyler de çıkıyor. Çünkü insan varsa bunun ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçlara hitap eden insanlar ve meslekler olacak. Mesele şurada. Çok basit bir tarihsel bir parantez çekebilir miyim? Tarım toplumunda herkes kendini satmak zorunda. Köylüler var. Esir gibi. Şeyin rantını veriyor. Asiller var. Haraca bağlıyor köylüyü. Artizan da ya esir ya kendine bağlı. Onları haraca bağlıyor, çalıştırıyor. Kılıcın ve rahibin gücü. İki tane önemli güç var. Kılıç ve rahip gücünle öbürlerini çalıştırıyor. Herkes kendini satmak zorunda. Bakın, tarım toplumundan bahsediyor. Sanayi toplumunda bir yenilik geliyor. Wage labor. Yani ücretli işçilik. Kitle halinde insanları. İşsizlik kavramı buradan doğuyor. Daha önce işsizlik diye bir kavram yok. Herkes çalışıyor. Herkes kendini satmak zorunda. Evet. Sattın satamadın, geçmiş olsun. Bitti, aç kalırsın. Ölürsün. Kimse de sallamaz onu. Bu kitle halinde insanları işe alıp şey yapmak, söyleyin adını, bunları istihdam etmek. İstihdam etmek bu yeni bir olay. Sanayi toplumunun olayı. Tamam. Şimdi benim bütün söylediğim şu. Bu sanayi toplumunun olayı duvara çarpıyor yavaş yavaş. Tamam. Yani kitle halinde insanlar, şimdi siz mesleklerden bahsedin, belki o meslekler tabii ki kalacak. Bir sürü meslek de olacak. Ama mesleklerin hepsi para kazanabilecek mi? Mesele orada. Yani tarım toplumunda olduğu gibi bu kadar çok meslek adamı para kazanabilecek mi? Çünkü nüfus da çok artmış. Kitle halinde insanlar alışıp çalıştı. Mesela profesörlerden bahsediyorsunuz. Profesörler dediğiniz vakit bir üniversite bunların hepsini employ etmiş, işe almış. Evet. Ama bir de baktınız ki MIT'deki herif malı götürüyor. Winner takes all, tamam mı dediğimiz. Evet. Kazanan her şeyi alır. Onun dersine, herkes onun dersine giriyor. Kaldınız mı işsiz? Öyle olmayacak bence. Yani bunlar birazcık abartılmış laflar ama birçok olayda en iyi yapanlar büyük ölçüde
şeyi topluyor. Yeni olan işlerde de aynı olacak. O zaman hikaye... Yeni olan işlerde de en iyi yapanlar başarılı olacak. O zaman şey demeyeceğiz, diye. Meslek demeyeceğiz buna. Girişimcilik diyeceğiz, en iyi işi yapan diyeceğiz. Değil mi? Evet. Yani bunları söyleyeceğiz aslında. Yani, meslek ismi tabii, değil de, değil mi? Eğitim sistemi meslek yaratan değil de formasyon veren. Her zaman onu diyorum ben. Öğretmenler, evet. Yani bir formasyon verecek, öğrenmeyi öğrenen insanlar kendini işte belirsiz ortamda adapte edecekler. Buna dayalı bir nasıl diyeyim? Öğrenmeyi öğrenecekler. Öğrenmeyi, evet. Yani sonuçta biz de eğitmenler olarak eskisi gibi bilgiyi vermeyeceğiz. Onlara yeni dijital dünyada nerede, yani kendi şahsi müfredatlarına göre nerede başlamasını... Balık tutmayı öğreteceksiniz. Nereden başlamasını söyleyecek kişiler olacağız. Değil mi? Yani balık tutmayı öğreteceksiniz. Balık vermeyeceksiniz. O zaman hikaye şu. Hocamın söylediği sistem balık verme sistemi. Yani alıyor. Evet. İstihdam ediyor, parayı veriyor. Nasıl tutacağınız önemli. Ama sizi tuttuğunuz balıkları artık makineler tutuyor. Sizin öğretecek bir şeyiniz kalmıyor. Benim dediğim o. Nasıl? Siz balık tutmayı öğreteceksiniz ya. Evet. Yeni alet çıktı. Balığı otomatik tutuyor olta. Siz ne öğreteceksiniz adama? Balık tutmayı nasıl öğreteceksiniz? Öğretecek bir şey kalmadı. Köpek balığı tutmayı öğretecek bir şey kalmadı. Hayır ama hepsini makine tutuyor farz edelim. Biraz aksilik ediyoruz biz. Anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Yani öğreteceğiniz ille bir şeyin kalacağının bir garantisi mi var? Yok ama evet. Yani sonuçta şuraya ama geliyor iş. Nereye geliyor? Allah Allah hocam bana ben her şey oldu şimdi. Ya ben şey bir örnek vereyim. Siz moderatör oldunuz ben cevap vermeye çalışıyorum. Vermiyorum cevap hocam bilmiyorum. Örnek evet. Mesela Amerika'da benim bir arkadaşım anlattı. Bir lise öğrencisi kendi çapında Google'a giriyor. Hı. Kendine işte makine öğrenmeyi öğretiyor ve orada işte istatistikle bazı enstrümanları kullanarak borsa tahmini yapıyor ve bu borsa tahmini lise öğrencisi gidiyor işte 10 yıllık 15 yıllık insanların parasını kullanan sermaye şirketlerine sunuyor. Şimdi bu lise öğrencisi nasıl başlıyor bu işe? Nereden başlıyor? Ona kim yol gösteriyor? Aslında geleceğin eğitmenleri bu olacak. Yani ondaki pırıltıyı görüp onun şahsi müfredatına göre doğru yerden başlatacak insanlar olacak. Onun için de geleceğin eğitmenleri dijital dünyadaki deneyimleri biriktiren, toplayan ve öğrencilerine dağıtan bir enstrüman olacak. Eskisi gibi bilgiyi depolayan değil. Çünkü bilgiyi nasıl kullanacağını ve yönlendirici. Rasyonel kullanmak önemli orada. Evet. Yani fikri, bilgiyi. Ama bazı şeylerde yani ne kadar robotlaştırırsanız robotlaştırın. Örneğin borsanın ya da bir şeyin değerini baktığınız zaman bir robot doğru düzgün tahmin etmeyebilir onu. Yani çünkü belirsiz faktörler çok fazla. Bunları programlayamazsınız. Yani sadece normal şeyleri programlarsınız ama o sırada mesela ertesi güne ne olacak? Bir yer olacak ne bileyim Venezuela'da ihtilal oluyor mesela değil mi? Bunu nereden bileceksiniz? Robot nereden bilsin? Bazı şeyleri işte onları daha henüz çözemiyor insanlar. Çözemediği zaman da bir belirsizlik kalıyor olayın ortasında. O bilinen şeyleri, makinalaşmayı vesaireyi çözün. Basit işleri robotlar yapsın, biraz daha entegre işler yapsın, güzel. Ama dediğiniz zaman ya buradaki finansal iklim nasıl ya da ne bileyim çevresel iklim nasıl, neler çevreyi bozuyor, neler işte finansla daha çok para kazanmayı gerektiriyor. Bunu hepsini programımız, bunu ne insanlar yapabiliyor ne robotlar. İşte insanlarla robotların burada daha henüz ayrıştıkları nokta bu. Burada bunu bulamazsınız. Şimdi burada önemli olan robotların yapacağı mesleklere vesaireye iyi tarif edin, programlayın. İnsanların da kalacakları alanları iyi belirleyin. Ama bunların içinde mesela insanlar eskiden üretirken para kazanıyorlardı. Şimdi leisure time dedikleri yani boş zaman kalma olayı çok fazla. Oradan nasıl para kazanacaklar? O yeni meslek arayışı öyle çıkıyor ortaya. Yani belki oralarda bir şeyler yaratacaklar. Oralarda bazı kabiliyetler ortaya çıkacak. Mesela Monte Carlo'daki bir kumarhanede geldiğiniz zaman robota istediğiniz kadar programlayın. Oradaki rulette ne geleceğini bilemez. İnsan da bilemez ama. İnsan da bilemiyor. O halde? Öyle bir şey yok. Yani insan da bilemek, robot da bilemezse bir şeyi çözemiyor. Servis sektöründe hala... Yani insanın robota olan bir üstünlüğü yok orada. Tabii, boş alanlar hala var. Servis sektöründe kalıyor ve kalacak da. Servis yani. Hizmet sektöründe kalacak, doğru. Yani öyle görünüyor en azından, doğru dediğime bakmayın. Ama yani iş hani sizin anlattıklarınızdan konuşulması, çözülmesi gereken çok çok şeylerin bazı olduğunu gösteriyor. Var, tabii ki. Bir de zaman sorunu var tabii.
Bilmiyorum sizde de aynı mı? Mesela zaman çok hızlı ilerliyor, akıyor. Doğru mu? Modern dünyanın hikayesi. Hocam ne diyorsunuz yani? Çok hızlı akıyor. Son iki dakikam var. Son cümlelerinizi alalım. Zaman, evet, zaman geçiyor. Biz duruyoruz herhalde burada. Sanki şimdi ben hocam böyle Amerikalı yazarlardan falan çok bahsetti. Ben de bir tane Richard Freeman, bilir misiniz hocam? İktisatçı, Labour falan çalışır. Onun bir America Works diye kitabı vardır. Şimdi, müthiş bir kitap. Orada şimdi şeye dile getiriyor. Amerika'daki bütün laboratuvarların, hastanelerin, işte Ar-Ge merkezinin falan Çinli ve Hintlilerin istihdam ettiğini ve son 30 saniye hocam. Bir gece diyor bir doğal afet olduğunu varsayalım ve bu Çinli ve Hintlilerin Amerika'nın dışına çıktığını varsayalım. Bu laboratuvarları, bu işte mühendislik fakültelerini, hastaneleri, ameliyathaneleri, Ar-Ge merkezlerini kim çalıştıracak? Yani Amerika'nın aslında çok daha farklı, yani bu robotlardan falan çok daha başka, daha yapısal sorunları var Amerika'da. Dünyanın daha yapısal sorunları var. Çok hiç yapısal sorunları var. Süremizin sonuna gelmişiz. Oraları başka bir zaman konuşuruz aslında. Benim çok uçuk fikirlerim hocam, var, söylemiyorum. Hocamı tek alınamadım. Kemal hocamı tek alınamadım. Evet, çok teşekkür ediyorum ben Profesör Doktor Mustafa Ergen'e, Profesör Doktor Kemal İnan'a, Profesör Doktor Sude Apağ'a ve Profesör Doktor Mehmet Sıfatları hep söylemek zorunda. Profesör Doktor diye çok yoruldum. Profesör Doktor yoruldum. Hep bana Profesör Doktor, Profesör Doktor. Ama işimizi de kaybetsek ünvanımız duracak hocam. Yani o zaman da iyi oldu. Hay Allah. O zaman da onu takan olmayacak. Çok böyle hani olumlu ılımlı konuşmaya çalıştım. Yani kimse canı sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Her zaman iş olur, istihdam olur diyelim, kapatalım. Kapatalım.